CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri. Verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar. CBS kullanarak görebilir, anlayabilir, soru sorabilir, görselleştirebilir, yorumlayabilir, desenler arası ilişki kurabilir, daha doğru kararlar verebilirsiniz. Örneğin bir meteorolog, gelecekte ne zaman ve nerede fırtına meydana gelebileceğini tahmin etmek için fırtınaların izleri hakkında çalışabilirken, bir şehir plancısı en çok ihtiyaç duyulan yere konumlandırıldığını garanti ederek yeni bir park ya da hastane için en iyi konumu seçebilir. CBS bizlere yol gösterir. Olayları daha iyi anlamamıza ve daha doğru kararlar vermemize yardımcı olur. Doğru karar vererek çok daha güzel bir gelecek sunar. When you look at the world, what do you see? Where others see chaos, we see patterns. Connections. Relationships. When you use location technology, you can see where things happen before they happen. With Esri location technology, you can see what others can't. CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri. Verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar. CBS kullanarak görebilir, anlayabilir, soru sorabilir, görselleştirebilir, yorumlayabilir, desenler arası ilişki kurabilir, daha doğru kararlar verebilirsiniz. Örneğin bir meteorolog, gelecekte ne zaman ve nerede fırtına meydana gelebileceğini tahmin etmek için fırtınaların izleri hakkında çalışabilirken, bir şehir plancısı en çok ihtiyaç duyulan yere konumlandırıldığını garanti ederek yeni bir park ya da hastane için en iyi konumu seçebilir. CBS bizlere yol gösterir. Olayları daha iyi anlamamıza ve daha doğru kararlar vermemize yardımcı olur. Doğru karar vererek çok daha güzel bir gelecek sunar. When you look at the world, what do you see? Where others see chaos, we see patterns. Connections. Relationships. When you use location technology, you can see where things happen before they happen. With Esri location technology, you can see what others can't.
Tuğba, mikrofon açık değil sanırım. Ben seni duyamadım. Yüksek ihtimalle Özür katılımcılarımız da dilerim. duyamadı. Evet. Özür dilerim. Herkes tekrar hoş geldi. Türkiye Teknoloji Günlerine hoş geldiniz. Ben Tuğba Oğuz. Teknik destek uzmanıyım. Gökhan ile birlikte bugün size sohbet adına bir sunum gerçekleştirmek istiyoruz. Merhaba, ben Mert Yokay Soyer. Teknik destek takım lideri olarak çalışıyoruz. Tuba ile birlikte bugün gerçekleştireceğimiz sunumun sizler için faydalı olmasını umarım. Şimdiden sürçülisan için affola efendim. Bugün sizlere ArcGIS Enterprise loglarının incelenmesi ve yorumlanmasına dair ipuçları ve tüyolardan bahsedeceğiz. Konumuz biraz niş, farkındayız. Fakat ArcGIS Enterprise yöneticileri için faydalı olabilecek bir tartışma konusu olduğunu düşünüyoruz bu konunun. Sunum esnasında sorunuz olursa chat alanına yazın lütfen. Sesle ilgili bir problem olursa az önceki gibi lütfen söyleyin. Biz sizlerin sorularınızı sunum sonunda cevaplıyor olacağız. Ajandamızdan bahsetmek gerekirse bir problem üzerinden ArcGIS Enterprise yazılım bileşenlerindeki süreci gözlemliyor olacağız biz bugün. Süreç boyunca logların nasıl tutulduğundan bahsedeceğiz ve bu logları nasıl daha kolay ve anlamlı şekilde okuyup değerlendirebiliriz bunu tartışacağız. Demolar üzerinden de konuyu aktaracağız. Giriş kısmında örnek problemin ve bu probleme dair sürecin nasıl ilerlediğinden bahsediyor olacağız. Ardından da loglama ile ilgili özet bilgileri size aktaracağız. Esri analisti olarak log dosyalarına bizler neler inceliyoruz, hangi çerçevede konuyu değerlendiriyoruz, bu noktalara değineceğiz. Sunumun temelinde ArcGIS Enterprise log sistemi yer alıyor aslında. Bileşenlerin logları nasıl tuttuğuna ve bu logların bizlere nasıl yardımcı olduğuna dair size bilgileri aktaracağız. Son aşamada da logları okumaya ve yorumlamaya dair neler yapabiliriz, sizlere nasıl yardımcı olabiliriz onlardan bahsediyor olacağız. Bu görseli ilk baktığınızda aklınıza gelen ne? Sizce anlaşılır mı ya da işimize yarar mı bu görselin bu haliyle? Bence çok korkutucu gözüküyor Tuba. Haklısın Gökhan. Şu an aslında bizleri izleyen değerli kullanıcılarımızın da aynı şeyi düşündüğünü söyleyebilirim. Eminim gördüklerini de öyle Kesinlikle. düşünmüşlerdir. Aslında analistler olarak günlük işlerimizin arasında log okumak ve buradan bilginin ayıklanması bazı kezlerde yapmamız gereken işlemlerin arasında ama bu süreci daha verimli hale getirmemiz gerekiyor çünkü zaman bizler için oldukça kıymetli. Sunumumuzda Hosted Feature Layer yani barındırılan detay katmanı yayınlama sürecinden bahsedeceğiz. Bu senaryoya odaklanarak ilerliyor olacağız aslında. Ekranda görmüş olduğunuz akış ArcGIS Enterprise Base Deployment dediğimiz temel dağıtım sistemini gösteriyor. İstemci olarak da bu senaryonun içerisinde ArcGIS Pro var. Yayınlama esnasında ArcGIS Enterprise bileşenleri ayrı noktalarda devreye girerek bir bütün olarak çalışıyorlar, bir orkestra olarak çalışıyorlar. Böyle düşünebilirsiniz. ArcGIS Web Adapter, Portal for ArcGIS, ArcGIS Server ve ArcGIS Data Store. Senaryomuzdan aslında süreçten ve bu bileşenlerin loglama kabiliyetlerinden bahsediyor olacağız. Niçin logları inceliyoruz? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Ne işe yarıyorlar loglar? Bizim için neden önemli? Eğer şanslıysanız zaten aldığınız hata mesajı size detaylı bir bilgi verir ve oradaki bilgiyi kullanarak siz çözüme kolayca ulaşabilirsiniz ama eğer öyle bir şeyle karşılaşmadıysanız loglara bakmamız gerekiyor. Çünkü oluşan problemin sebebi belirgin olmayabilir. Daha etkili bir sorun giderme süreci için detaylı bilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Log detayları yazılımın bir fonksiyonu nasıl çalıştırdığına dair sizlere bilgi verir. Log kayıtları aslında problemin oluştuğu noktanın tanımlanmasına yardımcı olur. Peki biz loglara nereden erişebiliriz? Bir sonraki adımımız loglara erişmek olacak. ArcGIS Enterprise loglama yeteneklerine dair dokümanlar daha detaylı bu süreci anlatıyor ama ben kısaca burada özet halinde nerelere bakabilirsiniz onlara dair bilgi vereceğim size. İstemci yani ArcGIS Desktop dediğimiz ArcMap veya ArcGIS Pro'nun bulunduğu makinede tuttuğu loglara bakabilirsiniz. Servis yayınlama esnasında web tarayıcınızın arayüzünden süreci takip edebilirsiniz, trafiği takip edebilirsiniz veya tarayıcınızın geliştirici araçları yani developer tools dediğimiz
arayüz üzerinden network'teki paket trafiğini takip edebilirsiniz. ArcGIS Web Adapter tarafına geldiğimizde de demolarda bunları detaylıca görme fırsatımız olacak ama Microsoft IIS, Apache Tomcat veya IBM WebSphere üzerinden artık hangi sunucuyu kullanıyorsunuz ve hangisini yapılandırdıysanız onun aracılığıyla işletim sisteminin üzerinden bir log kaydı tutulacaktır. Onu inceleyebilirsiniz. Portal for ArcGIS'e geldiğimizde artık aslında ArcGIS Enterprise'ın log tutma sistemine dair tam anlamıyla bir giriş yapmış oluyoruz. Portal for ArcGIS'in tuttuğu logları Administrator dizini yani Portal Admin dizinin üzerinden görüntüleyebilir, erişebilirsiniz. Kendi içinde tuttuğu içeriklere dair veri tabanı loglarını ve olay kayıt bilgilerini depoluyor portal. Yine kurulu olduğu makinenin üzerinden de kurulum dizine giderek log klasörünün altından loglara erişebilirsiniz. Sunucu tarafına ArcGIS Server Manager'a geldiğimizde aslında ArcGIS Server'a geldiğimizde ArcGIS Server Manager ve ArcGIS Server Administrator Directory ikisinden de logları görüntüleyebilirsiniz. Detaylıca bilgiye erişebilirsiniz. Windows Event Viewer yani olay görüntüleyicisiyle de sunucuda oluşan hata kayıtlarını yazılım servisinin çalışmasına dair bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Data Store'a geldiğimizde Enterprise tarafındaki son bileşenimiz aslında kurulum dizininde dosya olarak tutuyor Data Store kurulu olduğu makine üzerinde. Ama buna gerek kalmadan da ArcGIS Server Manager arayüzünden Data Store'a ait logları bir problemle karşılaştığınızda inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte Data Store Transactional logları yani veri tabanındaki hareketlere dair işlem günlüğünü de bizler için tutuyor. Peki biz nelere dikkat ediyoruz SE analistleri olarak log dosyalarında ya da bu benzer problemlerde? İçerik ele aldığımız konunun ve işlemin ne olduğu yani gerçekleşen işlem şu anki senaryomuzda servis yayınlamak. Bizim içeriğimizde şu an servis yayınlamak. Log dosyalarımızı bu doğrultuda inceliyor olacağız. Zaman çerçevesi bu neden önemli olayların sırasını takip edebilmemiz için bizlere anahtar bilgi sağlıyor. Olayların gerçekleşme sırası çoklu operasyonlarda sürecin analizi için oldukça önemli. Hatanın oluştuğu nokta bu noktanın tespiti için ilgili kısımlardaki kayıtlar sırayla incelenip hatanın oluştuğu nokta tam noktayı bulmamız çözüme giden yolda aslında bizler için oldukça önemli. Şimdi istemci tarafında gerçekleşen bir problemde log kayıtlarının nasıl tutulduğuna dair Gökay sizlere bir sunum gerçekleştirecek, bir demo gerçekleştirecek. Teşekkürler Tuba. Bu demonun ana amacı ArcGIS Pro aracılığıyla bir hosted feature servisinin nasıl yayınlanacağını göstermekten ziyade ArcGIS Pro'nun loglama kabiliyetlerini sizlere göstermek olacak. Gördüğünüz gibi elimizde örnek bir veri var ve biz de bu veriyi bir servis altında yayınlayabilmek amacıyla birazdan gerekli alanları dolduruyor olacağız. Sizden ricam publish butonuna bastığımızda birazdan butonun hemen altında çıkan ve hızlı bir şekilde ilerleyen bilgilendirme mesajlarına odaklanmanız olacak. Buradaki mesajlar bize publishing sırasında alınan arka plandaki birçok adımı gösteriyor aslında. Görebileceğiniz üzere hızlıca consolidating data aşamasına atlıyor ve hemen ardından da service definition dosyasının upload işlemine geçiyor. Biraz bekleyelim ve işlem tamamlansın. Evet, bir sebepten ötürü işlem başarıyla tamamlanamadı. Biz de buna bakacağız. Bunun için ArcGIS Pro'nun hata mesajını verdiği bir log kısmına geliyoruz. Gördüğünüz üzere detayları görebilmek için burada bütün az önce işlem sırasında aşağıda gelen tüm bilgilendirme mesajları buradaki log dosyasının içerisinde de tamamıyla yer alıyor. İlgili sıra burada da mevcut. Zaman damgaları var. Hangi kullanıcının işlemi yaptığı ve status mesaj bölümünde de alınan hatanın birebir aynısı da yine burada yer alıyor. Ben sözü Tuğba'ya bırakıyorum. O log dosyasını biraz irdeleyecek. Adım adım nerelere bakmamız gerektiğini, nerenin nasıl yorumlanması gerektiğini bize aktaracak. Teşekkürler Tuğba. Teşekkürler Gökay. Hatayı aldın. Pirincin taşını ayıklamayı bana bıraktın. Evet. O zaman
Esri analisti olarak biz nelere dikkat ediyoruz? Biraz daha detaylıca bahsedelim. Burada içerik diye bahsettik. Buradaki içeriğimiz, senaryomuzdaki içeriğimiz aslında barındırılan detay katmanının yayın süreci ve ardından publishing failed, yani yayının başarısız olduğuna dair bir hata aldık. Aslında problemin içeriğini tam olarak bu şekilde aktarabiliriz. Zaman çerçevesine geldiğimizde blog dosyasında aslında burada şeyi kastediyoruz. Olayların gelişme saatleri ne kadar sürüyor? Siz de zaten buradaki ilerleyen zamanı, saniyeleri görüyorsunuz. Bu örnekte baktığımızda tüm yayınlama süresi 19 saniye. ArcGIS Pro'da geçen süre 3 saniye, istemci tarafında yani. ArcGIS Enterprise'da geçen süre ise 16 saniye. İşlem 19 saniyede tamamlanmış. Zaman çerçevesini bu açıdan değerlendirmek neden önemli? Çünkü hangi işlem ne kadar sürüyor, hata kaçıncı saniyede gelmiş, bunları takip edebilmemiz oldukça önemli. Olay sırasına geldiğimizde blog kaydına baktığımızda aslında siz de sarıyla işaretlenmiş yerlerden takip edebileceğiniz gibi yayınlama işlemi başlıyor. Sonrasında veri konsolide ediliyor, yani derlenip toparlanıyor diyebiliriz bunun için. Ardından servis paketlenerek servis definition dosyasına dönüştürülüyor ve sonra buradan top gidiyor artık ArcGIS Enterprise tarafına atılıyor. Servis yayınlanabilmesi için ArcGIS Server tarafına Publishing Tools sistem servis araçlarından biri çalışmaya başlıyor. Olay sırasında da aslında adım adım siz burada bir servis yayınlanırken hangi işlemler yürütülüyor bunu takip edebiliyorsunuz. Bu açıdan bu olay sırasını incelememiz de oldukça önemli. Hatanın oluştuğu noktaya geldiğimizde de aslında ilk üçünü inceledik. Hatanın oluştuğu noktada bu sürecin son noktası diyebilirim. Bizim için önemli çünkü öncesinde ve sonrasında nelerin olduğunu inceleyebilmemiz, bakabilmemiz için, hataya giden yolu keşfedebilmemiz için oldukça önemli. Şimdi burada publishing web layer failed hatasını aldık biz. Sonra bir de sunucu bize bir yanıt vermiş. 500 kodlu bir error mesajı vermiş. Yani buradan şunu da anlayabiliriz artık. ArcGIS Pro yapabileceğini yapmış, işlemin kendi tarafındaki görevini tamamlamış. Enterprise tarafına geçtiğimizde server'dan biz hatayı almışız. Bu mesajdan bunu okuyabiliriz. İstemci kısmını inceledik. Neler var baktık ArcGIS Pro log tarafında. Şimdi web adaptör kısmında loglama nasıl gerçekleşiyor? Bir demo ile Gökay bize gösterecek. Teşekkürler Tuba. Bu demomuzda da web sunucusuna ait logları inceleyeceğiz. Bu örnekte yer alan web sunucumuz ise Microsoft IIS olacak. Gördüğünüz üzere burada birden fazla log dosyası mevcut. Web sunucumuz uygulamamıza gelen sürekli tüm gelen tüm trafiği sürekli olarak kaydettiğinden ötürü bu log dosyaları çok fazla bilgi barındırmakta ve haliyle de okunabilirliği oldukça düşük. Dolayısıyla birçoğumuzun erişebileceği bir araç olan Microsoft Excel'i ilgili log dosyamızı Microsoft Excel içerisinde şimdi açacağız. Öncelikle içi aktarmamız gerekiyor. Dosyayı bulup gösterdiğimizde ve ardından da gerekli olan Excel içerisindeki ayarları yaptığımızda karşımıza ilgili log dosyası içerisindeki bilgiler artık bir tabloya dönüştürülmüş, filtrelenebilir, sorgulanabilir haliyle gelmiş olacak. Burada bizim için önemli olabilecek sütunlardan bir tanesi isteklerin gelmiş olduğu endpointler. Şu an bunu görüyoruz. Ayrıca burada iletişime dahil olmuş olan makinelerin IP adresleri var. Ve en önemlisi de bizim birazdan sorgulayacağımız ve filtreleyeceğimiz 404 ve 500 HTTP hata kodlarındaki herhangi bir kaydın olup olmadığı. Filtrelemeyi yaptığımızda 500 ve 404 için herhangi bir hata kaydının olmadığını görüyoruz. Bu da şu demek oluyor. Demek ki biz bu hatanın oluştuğu denklemin içerisinden ArcGIS Web Adaptör'ü dışarı alabiliriz. Yani kısacası ArcGIS Web Adaptör tarafında herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla daha derine inmemiz gerekiyor. Bunun için de ben sözü Tuba'ya bırakıyorum. Teşekkürler Gökay. Anladığım kadarıyla senin de söylediğin gibi henüz sorunun kaynağına ulaşamadık. Nasıl ilerleyelim peki bu noktadan sonra?
Dediğim gibi bundan sonra iletişimin devam ettiği diğer ArcGIS Enterprise yazılım bileşenlerine bakmak gerekir. İlki ArcGIS Web Adaptör'dü. ArcGIS Web Adaptör, ArcGIS Pro ile iletişim kurduğu için ilk önce şüphelimiz oydu, ona baktık. Bundan sonrasını ben sana bırakıyorum. Diğer yazılım bileşenleri de gösteririz. Tamam. Web adaptör loglarından anladığımız şey sorun orada değil Gökay'ın da söylediği gibi. Şimdi ArcGIS Enterprise'in geri kalan bileşenlerini incelememiz gerekiyor. Loglarına bakmamız gerekiyor. Ama oraya gelmeden önce ben ArcGIS Enterprise log seviyeleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. 6 farklı seviyede log tutuyor ArcGIS Enterprise sistemi. Severe ve Warning bir an önce müdahale edilmesi gereken durumlar için inceleyebiliriz. Bir web haritasını yüklerken veya servis yayınlarken karşılaştığınız hata için inceleyebilirsiniz bu seviyedeki logları. Info ve Find daha standart gözlemlerde takip edebileceğiniz bir log seviyesi. Verbose Webhook sorunun çözümünde kullanacağımız aslında troubleshoot dediğimiz kısımda kullandığımız oldukça detaylı log seviyeleri. Sizin de görebileceğiniz gibi Severe'den Debug'a gittikçe kayıtların boyutu ve detayı tuttuğu işlem adımı sayısı artıyor. Detay artar dedik. Bu seviyeler aslında hem ArcGIS Server hem Portal for ArcGIS için geçerli. İkisi de benzer mantıkta log tutuyor. Siz sorununuzun çerçevesi neyse, neye ihtiyacınız varsa aslında sorununuz için o seviyede bir sorgulama yapıp bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi burası 1 ile başladık. Warning, info, find, Verbose ve debug. Sizin de gördüğünüz gibi debug ne kadar detaylı ve uzun. Debug zaten analistler olarak sık sık problemli durumlarda kullanıyoruz. Log seviyelerinden bahsettik. Artık kendi senaryomuzda biz hangi loglardan faydalanacağız onlara değinelim. Warning ve debug kontrollerimizi sağlayacağımız seviyeler aslında. Eğer problemimizi tekrar etmek ve incelemek istiyorsak adımları uygun zaman aralığı için Warning'de sorgulayabiliriz. Warning zaten Severe seviyede içerdiği için kontrol sürecinde bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Oradan gelen bilgi bizim için yeterli değilse o zaman artık bir ipucu bulamıyorsak debug'a geçmemiz gerek demektir. Debug'da belki daha fazla kayıt önümüze düşecek ama servis yayınlama için tüm trafiği, çalışan araçları ve sunucular üzerine gerçekleşen adımları debug'la inceleyebiliriz. Burada info ve find'i kullanmayacağız çünkü aldığımız problemi analiz edebilmek için uygun seviyeler değil onlar. Ama değişen durumlarda, başka problemlerde mutlaka bakılması gereken seviyeler. Log seviyelerinden bahsettik. İstemciden ve web adaptörden aldığımız log kayıtlarını inceledik. Şimdi ArcGIS Enterprise bileşenlerinin diğer log tutma sistemlerine bakacağız. Artık Portal for ArcGIS'te neler oluyor mesela? Gökay bize Evet. Portal for ArcGIS nasıl log tutuyor gösterebilir misin? Evet Tuba, teşekkürler. Bu demomuzda da öncelikle Portal for ArcGIS loglarını incelemek üzere Portal Administrator Directory'den bir sorgulama yapacağız. Varsayılan da warning seviyesinde ayarlıdır. Biz debug'a çekip bunu güncellemiş olacağız log seviyemizi. Ardından da warning seviyede yine bırakarak bir sorgulama yapacağız ve neyin olup olmadığına bakacağız kayıtlar içerisinde. Gördüğünüzde çok az kayıt var. Buradaki bilgiler bizim için sorunun neden olduğunu anlamamız için yeterli değil. Dolayısıyla debug seviyesini ayarlayıp tekrardan sorgulamayı yaptığımızda birçok yeni kaydın düştüğünü görüyoruz. Hatta debug'ın dışında diğer log seviyelerinde de burada önemli bilgiler yer alıyor. Bizim buradaki detayları anlayabilmemiz ve nasıl yorumlayabileceğimizi görebilmemiz adına irdelemeyi adım adım yapmak üzere yine sözü ben Tuğba'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Gökay. Sanki halen hatanın kaynağına erişebilmiş değiliz. O zaman Evet, biraz daha hala bakmaya erişemedim. devam edelim. Evet. Ondan önce ben Portal for ArcGIS log dosyasından Esri analisti olarak neleri inceliyoruz ondan bahsetmek istiyorum. İçeriklere bakıyoruz demiştik. Aslında burada içeriğimiz feature servisin yayınlanması. Senaryomuz o şekilde. Aslında başlattığımızda işlemi sizin de gördüğünüz gibi edit item gibi portala bir öğe oluşturuyor ve onu ekliyor.
Sonrasında bir JobID oluşuyor ArcGIS Server tarafında bu servise özel. Bir yandan da bu mesajın altında aslında failed to publish item hatasını da görüntüleyebiliyoruz. İki tane bilgiyi okuyabiliyoruz yani bu mesajın altında. Son olarak da hata aldığımız için ArcGIS Server tarafında portaldaki ögeyi sildiğini belirten bir kayıt düşmüş sistemimize. Hata aldığımız için öge servis sonrasında siliniyor. Zaman dediğimizde aslında baktığımız ekranda ArcGIS Pro'da gördüğümüzden farklı bir zaman sıralaması, bir timeline göremedik. Ama yine de farklı log kayıtlarına baktığımız zaman dediğimiz kavramı, bu time dediğimiz sütunu iyi incelememiz gerekiyor. Başka olabilecek şeyleri düşünerek aslında. Olayların sıralanışına geldiğimizde aslında Portal for ArcGIS içerisinde öge oluşuyor dedim az önce. Oluşturmanın ardından yayınlama işlemi gerçekleşiyor. Olaylar bu şekilde ilerliyor. Sonrasında da hatanın oluştuğu noktayı bulmak için baktığımızda da aslında yine tam olarak bu loglarda bir bilgi edinemiyoruz neyden kaynaklandığına dair. Hata mesajını gördük ama oluştuğu noktayla ilgili henüz bir bilgimiz yok. Bir yandan da Enterprise portaldaki bir hata mesajını nasıl analiz edebiliriz böyle bir log dosyası elimize geldiğinde? Mesaj kısmında, mesaj sütununda siz de görüyorsunuz failed to publish item gibi bir mesaj var. Sonrasında işte makine adı, servis adı, bunların detayları bulunuyor. Burası bize aslında şunu söylüyor. İşlemde gerçekleşen hatayı tanımlayan bilgileri veriyor burası bize. Zaman kısmında olayların sırasını gösteriyor. Her işlem bir log kaydına denk geliyor. Bu da işlemle zamanı birlikte değerlendirebilmek için oldukça önemli bir bilgi. Kaynak kısmına geldiğimde aslında loglanan olayın kaynağını görüyorum. Servis veya sunucu olabilir bu kaynak. Kullanıcı, bizim senaryomuzda çok fazla kullanıcı yok ama örneğin kalabalık kullanıcı sayısına sahip, fazla kullanıcı sayısına sahip bir enterprise portalınız varsa burada filtreleme yapmanız gerekebilir. Bu da aslında isteği gönderen kullanıcının adını gösteriyor. Yani hatayla karşılaşan kullanıcıya da denk geliyor bizim senaryomuz için. Portal for ArcGIS loglarını inceledik. Artık son durağımız ArcGIS Server ve ArcGIS Data Store. ArcGIS Data Store'un loglarının çoğunu aslında ArcGIS Server arayüzünden yapacağımız sorgulamayla erişebileceğimiz loglar. Şimdi Gökay bize ArcGIS Server loglarını nasıl kontrol edeceğimizi, inceleyeceğimizi aktaracak. Teşekkürler Tuba. Bu demomuzda da ArcGIS Server Manager arayüzünden ArcGIS Server ve ArcGIS Data Store loglarını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi varsayılan da yine warning ayarlı. Biz debug'a çekip bunu sorgulamayı yapıyoruz. Debug çektiğimizde son 1 saat için birçok bilginin geldiğini, kaydın mevcut olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla biraz filtreleme yapıp spesifikleştirelim konumuzu. Yayınlama işlemi olduğu için Publishing to sistem servislerine bakıyoruz burada. Son 1 saat için hiçbir kayıt yok. Bu biraz garip. Dolayısıyla zaman aralığımızı genişleterek 6 saate alıyoruz. 6 saat içinde aslında çok fazla kaydın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ortada bir gariplik var. Anlayabilmek adına biraz daha geniş açıdan bakacağız. Bunun için de ilk önce log seviyemizi warning'e çekip sonrasında da tüm logların gelmesi için tüm kaynakları seçiyoruz ve sorguluyoruz. Warning seviyesine geldiğimizde aslında bizim için yeterli olabilecek ve çok çok önemli bir bilginin yer aldığı hata mesajını ve sebebini de burada görüyor olacağız. Ben paketi açması için sürprizi bozmayacağım. Tuğba'ya sözü teslim ediyorum. Tuğba. Teşekkürler. İlk yaptığın sorgulama da aslında bizim konumuz publishing ile ilgili bir hatayla karşılaşmıştık. Konumuz oydu, içeriğimiz oydu. Sen evet. Sorgulamayı kaynak olarak publishing tool üzerinden yaptın. Ve debug detaylı da bir kayıt görüntüledin son saate dair. Ama bir evet, hata mesajı almadın. Ama sonrasında evet. Filtrelemeni değiştirdin, warning'e çektin ve son 6 saate baktın. Kaynağın evet. Aralığını da arttırdın, tüm sistemi inceledin. Hataları sanki ancak o şekilde görebildik. Evet, yani aslında özetle şu demek oluyor. Son 1 saat içinde herhangi bir
kayıtlı olmadığı için son 1 saat içinde herhangi bir olayın olmadığını anlıyoruz. Ancak son 6 saat içerisinde çok fazla kayıt olduğu için demek ki ne olduysa o son 6 saat içerisinde olmuş ama son 1 saatte hiçbir şey olmamış. Özetle bunu söyleyebiliriz. Buradaki hata mesajında da neyin ne olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Tuba, açıklar mısın bize? Tamam, bahsedeceğim. Ama bahsetmeden önce biz bu sefer de server logları ile ilgili nelere bakıyoruz? Server admin arayüzü, şu an ekranda gördüğünüz arayüz. Server Administrator Directory'den aldığımız log kayıtlarını görüntülüyorsunuz. Portal admin'e benzer bir arayüz birazcık. İçeriye bakıyoruz dedik, zamana bakıyoruz dedik, olayların sırasına bakıyoruz dedik. Aslında bu tarafta olayların sırasını incelediğimizde servisin yayınlanmasına dair bir başarısızlığı burada belirtiyor, yayınlanamıyor. Sonrasında devam ediyor, hataları bize veriyor. Publishing failed on server bizim burada hatamız. Ama asıl kısım, hatanın oluştuğu nokta, tüm bunların da öncesinde bize bir mesaj vermiş. Relational data stories read only mode. Bu şu demek, mesajda da açıklayıcı olarak anlatmış biraz aslında. ArcGIS Data Store'u salt okunur moda almış ve yeni öğeyi yayınlayamıyorum diyor bize. Ve aslında bir ipucu da veriyor. Bakmamız gereken yeri de söylüyor. Lütfen disk alanınızı kontrol edin. Yeterli alanınız var mı yok mu bir bakın diyor bize. ArcGIS Data Store'un kurulu olduğu makineye belki bakmamız gerek. Buna dair Tuğba, bir ipucu veriyor. Efendim Gökhan. araya giriyorum, kusura bakma. Yok, estağfurullah. Yani burada salt okunur moddan kasıt daha ne olabilir? Daha böyle farklı bir ifadeyle nasıl bir şey söyleyebiliriz? Neden Aslında salt şöyle okunur moda alır söyleyebilirim. kendini? Şöyle söyleyebilirim. Yeterli alanı kalmamıştır kurulu olduğu dizinde. Ve artık o klasöre bir şey yazmaya izin vermiyordur. Çünkü servis oluşturulurken ve yayınlanırken hem konfigürasyon dosyaları hem servisin tuttuğu bilgiyi depoladığı için ArcGIS Data Store burada bize şunu söylüyor aslında. Benim yerim kalmadı. Artık senin bir şey yayınlamana izin veremem. O Bunu zaman şu söylüyor. demek oluyor. Aslında kendini koruma moduna mı Evet. almış? Bundan sonra Evet. problem olmaması için. Evet. Güzel. Sistem bozulmasın diye kendini koruma moduna almış diyebiliriz aslında. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim katkın için. Şimdi baştan sona süreci tekrar bir irdelemek gerekirse biz istemciden servisi yayınlamak için bir talep gönderdik. Ama bir hata aldık. Publishing Web Layer failed hatasını aldık. Sonra ArcGIS Web Adapter'a geçtik ve burada incelediğimiz şey Portal for ArcGIS'e yönlendirilen istekler. Şundan da tabii bahsetmek istiyorum. Burada ardışık olarak olaylar ilerliyor ve oklar bir sonraki makineyi gösteriyor. Bir sonraki yazılım bileşenini gösteriyor. Bu aslında bir yandan da şu anlama geliyor. Biz istemciden servis yayınlarken gönderdiğimiz servis öncelikle ArcGIS Web Adapter'a gidiyor. Oradan Web Adapter aslında bir yük dağılımını gerçekleştiriyor. Hangi makineye yönlendirme olacaksa o doğru adresi bulup paketi doğru adrese yönlendiriyor. Sonrasında Portal for ArcGIS'e geliyor. Portal for ArcGIS de kullanıcı ve güvenlik bilgilerini tuttuğu için server'a yönlendirme onun üzerinden gerçekleşiyor. Server'da aslında İşi alıyor, işi gerçekleştirecek olan, yayını gerçekleştirecek olan server bileşeni, ArcGIS server bileşeni. O da servisi yayınlamaya başlıyor ve sonra data store'da bilgilerini tutuyor. Bu servisle ilgili depolama alanı aslında burada ArcGIS data store bileşeni. Biz de şu an baştan sona bu zinciri takip ettiğimizde Web Adapter Portal for ArcGIS'e başarıyla gönderdi istekleri. Sıkıntı olmadı orada. Ama Portala geldiğimizde, loglarını incelediğimizde bir hata mesajı aldık. Item failed to publish and deleted. Yani öğe yayınlanamadığı gibi bir yandan da başarısızlık mesajını aldık ve öğe de silindi. Sonra server ve data store son baktığımız nokta, son adresimiz aslında bize problemin neyden kaynaklandığını aktarmış oldu. Çünkü Gökay'ın da bahsettiği gibi data store kendini, ArcGIS data store kendini koruma moduna almıştı. Ve artık servis yayınlanabilmesi için yeterli alanın bulunmadığını söylüyordu.
Enterprise, ArcGIS Enterprise platformu baştan sona nasıl zincirleme anlattım, birlikte çalışıyorlar. Ayrı ayrı parçalar gibi kesinlikle düşünmememiz gerekiyor. Burada da nasıl problemi başta incelemeye başladık ama son noktada keşfedebildik hatanın nerede olduğuna dair. Hepsini tek tek çözüme giden yolda aslında incelememiz ve bakmamız gerekiyor. Nereden kaynaklanabileceğine dair. Şimdi bunlardan bahsettik, bileşenlerden ve senaryomuzdan bahsettik, loglama sistemlerinden bahsettik ama biz size şunu aktarmak istiyoruz. Nasıl daha kolay okursunuz? Hangi araçları kullanabilirsiniz? Bizim size önerilerimiz neler olabilir? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Gökay size ek araçlar ve kaynaklardan bahsedecek log okumaya ve yorumlamaya dair. Teşekkürler Tuba. Bu bölüme geçmeden önce ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Web seminerinin sohbet penceresinden arzu ederseniz bu bölüme kadar olan sorularınızı ve bundan sonrası da olabilecek sorularınızı yazabilirsiniz. Sunum sonrasında da bildiğimiz kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. İlk olarak bahsetmek istediğimiz araç ArcGIS Server istatistikleri. ArcGIS Server istatistiklerine logs, ArcGIS Server Manager'ın log sekmesinden ulaşabilirsiniz. Aslında bu araç belki de en fazla göz ardı edilen ama ancak en fazla bizim için faydalı olabilecek bilgileri içeren bir araç. Dolayısıyla burayı vurgulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu sayfa içerisinde maksimum yanıt sürelerini görebiliriz. Zaman aşımına uğramış istekleri görebiliriz. Ve servislerimize gelen toplam istatistik istek sayılarını görebileceğimiz bazı istatistikleri buradan erişebiliriz. Bizim için önemli olan bu istekleri, bu gibi istatistikleri belli spesifik zaman aralıkları için sorgulamamız olacaktı. Yine bunu da burada gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca seçtiğimiz sadece belirli ilgili servis, harita servisleri ya da geoprocessing servislerini de işaretleyerek sadece onlara ait olan istatistikleri de yine bu sayfada görüntüleyebiliriz. Dolayısıyla bizim daha önce diğer kullanıcılarımızla birçok kez deneyim ettiğimiz gibi günün belirli saatlerinde örneğin bazı servisleriniz yavaşlamış olabilir. Durumun nasıl olduğunu görebilmeniz ve mevcut hizmet verdiğiniz, kullanıcılarınıza hizmet verdiğiniz ortam hakkında da daha fazla yorum yapabilmenizi sağlayabilecek bu istatistiklerden her zaman faydalanabilirsiniz. Biz de bir kere daha hatırlatmış olalım. Devam edersek, belki de birçoğumuzun hali hazırda kullandığı bir araç olan Notepad++'dan bahsedeceğiz. Yine de bundan haberi olmayanlar olabilir. Biz yine de bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Notepad++ ile birden fazla dosyayı aynı anda açabiliyoruz. Bir anahtar kelime veya cümle için farklı dosyalar içerisinde aynı anda arama yapabiliyoruz. Log dosyalarını ya da konfigürasyon yani yapılandırma dosyalarını da aynı ekranda yan yana da açıp karşılaştırma, inceleme yapabiliyoruz. Dolayısıyla oldukça faydalı bir araç. Kullanmayanların kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca XML dosyaları içinde okunabilirliği de oldukça yüksek oluyor. Gördüğünüz gibi bu ekran kopyasında da XML ayarını yaptıktan sonra sol taraftaki okunabilirliği zor olan text, metin sağ tarafta renklendirildiği için çok daha kolay okunabilir bir hale geliyor. Son olarak da bir dizi araçlar grubundan bahsetmek istiyoruz. Burada 3 tane örnek vereceğiz biz. Birincisi araçlardan birincisi LogExpert, Snake, ikincisi SnakeTail, üçüncüsü de MTail ismindeki araçlar. Bunların hepsi birbirine yakın işlevleri gerçekleştiriyorlar. ArcGIS Enterprise bileşenleri içerisinde yer alan log dosyalarını ya da diğer dosyaları anlık olarak bir arayüz içerisinde takip edebilmenizi sağlayan araçlar bunlar. Belki bizim yaptığımız bir örnek için geçerli olmayabilir ama örneğin
Bir harita servisinin ön bellekleme işlemi sırasında ön bellekleme işleminin baştan sona takibini bu araçlar yardımıyla tüm ArcGIS Enterprise bileşenleri içerisindeki logları da burada görüntüleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu ve bunun gibi benzeri senaryolarda oldukça kullanışlı bir araç haline geliyor. Son olarak şu an karşınızda duran ve işaretli olan karakter boyutları tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Buradaki log dosyalarında yer alan bu bilgilerin bizim için bir anlam ifade etmesi için öncelikli olarak yaşanılan sorunun ne olduğunu bilmemiz, hangi zaman aralığında olduğunu, gerçekleştiğini bilmemiz, neyden önce, neyden sonra olduğu gibi önemli bazı noktaları da biliyor olmamız, sorunun, problemin çözümü incelenmesi amacıyla önem arz ediyor. Bunu da bir kere daha burada sunumumuzu bitirmeden önce vurgulamak istedik. Sizlerle faydalı olabilecek birkaç tane kaynağı da paylaşmak istiyoruz. Ekranda gördüğünüz konu başlıklarını hem bu sunum içerisinde yer alan bilgileri tekrar etmek, daha detayına erişebilmeniz amacıyla paylaşmış bulunuyoruz. İstersen sorular bölümüne geçebiliriz Tuba. Ne dersin? Olur. Çok teşekkür ederiz herkese. Sorularınız varsa chat alanından bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, bir bakalım. Tamam. Neler gelmiş? Uzun bir soru var. Sen cevaplamak ister misin? Evet, ilk önce okumak istiyorum. Tamam. Bir yandan sesli okuyacağım. Tamam. Güzel. Sesli okuyorum ben Tuba. Arzu edersen beraber cevaplayabiliriz. Tamam, olur. Soru şu şekilde. Bir kurumsal yapıdaki sistemler bütününü ele alırsak, Enterprise log kayıtlarını, ArcGIS Enterprise log kayıtlarını parantez içerisinde tüm bileşenler için ayrı ayrı olacak şekilde diğer sistemlerden de gelen log kayıtları ile birlikte bambaşka bir ekrandan topluca takip edebilir miyiz diye bir soru gelmiş. Biraz daha devamı var. Yani depolama alanından bu bilgileri çekerek kurumsal başka bir uygulamada topluca görüntülemesini sağlayabilir miyiz denilmiş. Cevaplamak ister misin? Ben kendi yorumumu hemen soru sorduktan sonra ekleyeyim. Benim aklıma sanki burada monitoring eyleminden ArcGIS monitör çözümü geliyor ama yanlış evet, mı düşünüyorum? Benim de aklıma ilk gelen o oldu. Çünkü bambaşka bir görüntüleme aracından bahsediliyor. Kurumsal olarak kullanılabilmesi seviyesi birkaç kere vurgulanmış. ArcGIS Monitör'den bu sunum içerisinde bahsetmedik ama belki daha önceki paylaşımlarımızda ya da diğer ESI Türkiye ekip arkadaşlarındaki kişilerin paylaşımlarında, blog yazılarında görmüş olabileceğiniz ArcGIS Monitör çözümü ile bunları gerçekleştirebilirsiniz. Hem ArcGIS Enterprise bileşenlerinin tüm detaylarını takip edebilirsiniz. Hem de ilgili yazılım bileşenlerinin bulunduğu sunucunun altyapının tüm değerlerini, görüntülenmesi ve izlenmesi gereken önemli tüm değerlerini, tüm performansı etki edebilecek faktörleri bu çözüm aracılığıyla izleyebilirsiniz. Umarım sorunun cevabı olmuştur. Başka sorusu olan varsa sohbet ekranına lütfen not düşsün. Biz de cevaplamaya çalışalım. Bir dakika daha bekleyelim. Tamam. Bir soru daha geldi şu anda. Onu okuyacağım. Tamamdır. Diyelim ki bir haritamız var. Harita servisi yayınladık. Performansını hangi log seviyesinde incelememiz gerekiyor? Yani anladığım kadarıyla soru şu şekilde, harita servisiyle alakalı yaşanan bir performans problemi herhalde gözlemlenmiş. Evet, sanırım öyle. Bunun için
Verboz dediğimiz log seviyesine kadar çekmemiz gerekir. Verboz log seviyesinin içerisinde gerçekleşen işlemlerin zaman damgaları da yer alıyor. Dolayısıyla neyin ne kadar sürdüğünü verboz seviyesinden itibaren görebilirsiniz. Performansla alakalı konularda verbozu kullanmanızı tavsiye ederiz. Evet, burada şunu da eklemek istiyorum. Verbozda aslında teknik olarak yapılan şu: diyelim bir harita üzerinde yakınlaştınız, zoom in yaptınız, zoom out yaptınız, bir sorgu yaptınız. Tüm hepsinin sizlere kaç saniyede, kaç salisede cevap verdiğini verboz seviyesinde takip edebilirsiniz. Tuğba, bir soru daha geldi. Ben okuyayım. Sen cevaplamaya Tamam. çalış lütfen. Tamam. Log seviyemizin debug'da kalmasında bir sakınca var mıdır? Log seviyesinin debug'da kalmasındaki sakınca şu: aslında çok önerilmiyor. Sebep de debug çok detaylı kayıt tutuyor. Yani size gördüğünüz işlem adımlarını çok uzun bir kayıt tutuyor. Bu sebeple aslında arka plandaki depolandığı alandan yer tüketmiş oluyor. Yani şişebilecek bir loga sebep olabilir debug. O yüzden biz genelde debug, kullanıcımızdan istiyorsak ya da kullanıcımız kendi takip ediyorsa, sonrasında hemen o ayarı warning'e, yani default'a çekmesini öneriyoruz. Debug çok makinede yer kaplamasın diye. Evet. Teşekkürler Tupa. Başka gelen sorular var ama biz onları sonrasında yazılı olarak kendilerine iletelim Tamam. bence. Kesinlikle vaktimiz çok daraldı çünkü. Bir Bekleyen sonraki, kişilerin de evet. vaktini daha fazla almayalım. Evet. Teşekkür ederim dinlediğiniz için, Katıldığınız için çok bize teşekkürler. katıldığınız için. Herkese merhabalar. Ben bugün ES Teknoloji günlerine tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle sunumumu paylaşmak istiyorum ben. Evet. Tekrardan hoş geldiniz ES Türkiye Teknoloji günlerine. Öncelikle şöyle webcam'imi açayım. Tamamdır. Evet. Ben bugün sizlere öncelikle kendimi tanıtacağım. Ben Recep Köksal, ES Türkiye Kurumsal Çözümler Grubu'nda 3 boyutlu ürünler uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlere aslında ES ürün ailesinde yeni bir ürün olan ArcGIS Experience Builder'dan bahsedeceğim. ArcGIS Experience Builder aslında bizim coğrafi içeriklerimizi görüntüleyebildiğimiz, haritalarımızı, web sahnelerini, aslında sözel olan, olmayan verilerimizi web ortamında bir platform üzerinde halka sunmamızı sağlayan bir araç. Peki bu ArcGIS Experience Builder yeni bir ürün olduğu için aslında bugünkü sohbetimizde biraz da bizlere ne gibi faydalar sağlayacak ve bu süreçte ArcGIS Experience Builder'ı ne şekilde kullanabiliriz onlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak ArcGIS Experience bir web uygulaması ve web sayfası geliştirme arayüzü. Biz daha önceki ArcGIS Online ve Enterprise üzerinde bir web uygulaması geliştirmek istediğimizde bu Web Builder gibi veya diğer web uygulaması geliştirme arayüzlerini kullanıyorduk. ArcGIS Experience Builder aslında bizim için yeni bir ürün ve biz daha fazla tasarım araçlarını ArcGIS Experience Builder ile erişmiş olacağız. Bunlardan bazıları esnek bir yapıya sahip olması. Biz örneğin tasarım yaparken çok fazla kendimizi özgür hissetmek isteyebiliyoruz. Örneğin araçlarda, örneğin bir harita kullandığımızda veya bir sahne kullandığımızda ve diğer widgetleri kullandığımızda biz style kısmına ve animasyon kısmına bazen özgürleşmek isteyebiliyoruz. Aslında ArcGIS Experience Builder bu noktada bize de çok iyi çözümler sağlıyor. Bir diğer nokta mobil uyumlu olması. Biz örneğin bir web uygulaması gerçekleştirdiğimizde, oluşturduğumuzda bunları insanlar farklı platformlarda görüntüleyebiliyor. Bunlar mobil, tablet gibi platformlar oluyor. Biz aslında ArcGIS Experience Builder'la hem mobil anlamda hem
web arayüzünde farklı görünümleri ayarlayabilmekteyiz. Bir diğer nokta veri merkezli olması. Biz uygulamalarımızı geliştirirken özellikle büyük çaplı uygulamalar, web sayfaları geliştirmek istediğimizde bizim için en önemli nokta verinin ne kadar merkezde olduğu. Çünkü bu bizim iş akışlarımızı da kolaylaştırıyor. Ve biz halka bir iletişim kanallarında bir bilgi sunmak istediğimizde veya kendi içerimizde elimizde var olan verileri, haritaları görselleştirmek istediğimizde bunları kullanabilmekteyiz. Bir diğer nokta performans. Aslında burada arkada Arcgis Experience Builder'ın arkada kullanmış olduğu kütüphaneler bizlere çok ciddi performanslar sağlıyor. Bir diğer nokta yapılandırabilir. Aslında bu şu şekilde biz Arcgis Experience Builder'da bir web uygulaması oluşturmak istediğimizde yapılandırılabilir ve tamamıyla sürükle bırak işlemleriyle gerçekleştirebildiğimiz bir arayüz görmüş oluyoruz. Bu hani biz tek bir satır bile kod yazmadan aslında web uygulamaları, web sahneleri oluşturuyor olabiliyoruz. Bir diğer nokta marka yüzü oluşturma. Biz örneğin bir sosyal sorumluluk projesi veya bir şirket için CBS verilerimizi paylaşmak istiyoruz veya içeriklerimizi, sahnelerimizi. Bu noktada aslında marka yüzü oluşturma, işte diğer bizim markamızın özelliklerini aslında bir modern web sitede ne olması gerekiyorsa onları da ArcGIS Experience Builder ile oluşturabiliyoruz. Tabii bunlar da aynı şekilde modern web teknolojilerin desteklediği kütüphanelerle ve animasyon ve diğer tekniklerle gerçekleşebiliyor. Bu noktada aslında bahsetmek istediğim kısım ArcGIS Experience Builder ne şekil uygulamalarda bizlere fayda sağlıyor. Biz örneğin bir web uygulaması geliştirmek istiyoruz ve içerisinde 3 boyutlu sahnelerimiz olacak. Gene ArcGIS Experience Builder'da bir sahneyi kullanarak veya sahnenin birazdan demo çalışmalarımızı detaylı bir şekilde göreceğiz. Bir sahneyi bir araca veya bir haritaya başka bir araca aslında tamamıyla etkileşimli bir yapı mevcut. O yüzden 3 boyutlu sahnelerimizi örneğin harita üzerinde 3 boyutlu sahnelerimizi web uygulama geliştirme arayüzünde efektif bir şekilde kullanabiliyoruz. Bir diğer nokta biz ArcGIS Experience Builder'da sadece web uygulamaları değil web sayfaları da oluşturuyoruz. Örneğin bir internet sitesi tasarlama gibi düşünebilirsiniz bunu. Biz web sayfalarımızı da aynı şekilde içerisinde CBS verilerinin, tablo verilerinin, portalde hali hazırda barındırılan bir verinin görselleştirmelerini bu web sayfalarının içerisinde yapabiliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi mobil destekli olması ve bizim hani galeriler oluşturabilmemizi sağlayan widgetlerin olması ve gene bahsettiğim gibi veri merkezli bir yapının olması. Biz temelinde veriyi kullanıyoruz. Hani kullanmak şu şekilde bizim örneğin bir nokta verimiz var ve bu nokta verilerinde sahadaki aldığımız veriler mevcut. Biz bunları farklı iletişim kanallarıyla sunmak istiyoruz. Bu noktada veriyi merkezde bulundurduğumuz için ArcGIS Experience'de bu noktada çok ciddi çözümler sağlıyor. Bir diğer nokta portal. Portal aynı şekilde bizim portalda barındırmış olduğumuz verileri ve bütün içerikleri data source kısmından direkt olarak Experience Builder'da kullanabiliyoruz. Son noktada anketler. Gene aynı şekilde SurveyOneTrue ile oluşturmuş olduğumuz anketleri gene Experience Builder'da kullanabiliyoruz. Şimdi experience oluşturma kısmını inceleyecek olursak, az önce de bahsettiğim gibi biz bir mobil platformda ve web platformda çalışacak bir uygulama tasarlamak istiyoruz. Aslında bu noktada experience aslında oluşturduğumuz şey bir nebze bizim için bir deneyim oluyor. Bu noktada da ArcGIS Experience Builder bize bazı kolaylıklar sağlıyor. Bunlardan ilki şablonlar. Şablonlar bizim aslında şu şekilde biz bir ArcGIS Experience oluşturmak istediğimizde yeni bir şablon seçebiliyoruz. Örneğin daha önce eski kütüphanesinde bulunan şablonları veya ArcGIS Experience Builder'ın sağlamış olduğu şablonları kullanabiliyoruz. Gene aynı şekilde araçlar. Bu araçlar Web App Builder'da da bulunan widgetler aslında. Biz ArcGIS Experience'daki araçları her türlü veriye ve sahneye entegre bir şekilde kullanabiliyoruz. Örneğin birazdan zaten demo çalışmamızda da göreceğiz. Bir sahneye bir text box attık ve o text box'taki metinler örneğin benim nokta veriğimden gelsin haritadaki gibi aslında birbiriyle entegre çalışabiliyor. Temalar burada aslında biz bir tasarımı komple bitirdikten sonra farklı temaları da seçebiliyoruz. Bu temalar buton renklerinden borderlara kadar aslında sürekli değişiklik gösteren temalar. Az önce de bahsettiğim gibi veri kaynakları. Veri kaynakları portalimizde ve ArcGIS Online'ımızda bulunan veri kaynakları olabilir. Bunlar tablo verileri, pointler, poligon aslında bizim web CBS sürecinde kullanmış olduğumuz çoğu bütün veriyi Experience Builder'da da kullanabiliyoruz.
Bahsettiğim gibi burada da detaylı bir şekilde web haritası, web science, feature layer'ları da burada kullanabiliyoruz. Şimdi ArcGIS Experience Builder'ın sağlamış olduğu bazı spesifik özellikler var. Bunlar web uygulamalarının tek bir platformda toplanması. Örneğin biz bir şirketiz veya bir organizasyonuz. Web elimizde bazı uygulamalar var. Biz farklı iletişim kanallarıyla uygulamalar oluşturduk. Bunlar dashboardlar, insightlar, anketler, web haritaları olabilir. Bunları biz bir portal tasarlıyor gibi sol tarafta butonların olduğu veya butonların farklı bir yerde olduğu. Aslında bu biraz da kullanıcılara neler yaptığımızı göstermek için bütün uygulamaları tek bir platformda toplamak oluyor. Bir diğer nokta iki boyutlu ve üç boyutlu içerikleri tek bir ekran üzerinden göstermek. Bu da şu şekilde, örneğin sizin iki boyutlu bir haritanız var ve üç boyutlu bir sahneniz var. İki boyutlu haritada farklı bilgiler var. Üç boyutlu sahnenizde çok daha farklı bilgiler var. Siz örneğin binanın taban alanına tıkladığınızda o bilgileri görüyorsunuz ama onlar üç boyutlu da yok. Aynı anda tıkladığınızda o binanın üç boyutlu hangi bina olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Aslında bu da entegre çalışılabilirlik kısmında efektif çözümler sağlıyor. Az önce bahsettiğim gibi kullanımı kolay bir arayüzünün olması ve mobil cihazlar için çözünürlüklerin düzenleniyor olabilmesi. İşte burada biraz örneklerin açıklamasına gelirsek, örneğin burada bir web uygulamanın tek bir platformda toplanmasıyla ilgili bir örnek var. Burada dashboardumuz var sol tarafta. 3 boyutlu sahnemiz var, 3 boyutlu haritamız var, anketimiz var. Bunlar aslında bizim S3 platformlarında, ArcGIS platformunda oluşturmuş olduğumuz içerikler, sahneler, uygulamalar. Ve biz bunları tek bir uygulama üzerinde toplayabiliyoruz. Sağ taraftaki buton tasarımları, hani bir marka yüz üste yukarıda logolarımızı, bunların hepsini tek tek kullanabiliyoruz. Bir diğer örnek, 2 boyutlu ve 3 boyutlu içeriklerin tek ekranda gösterimi. Örneğin sol tarafta bir 2 boyutlu harita var. Sağ tarafta ise 3 boyutlu bir, o yere ait bir 3 boyutlu sahne mevcut. Biz aslında sağ tarafta kaydırdığımızda otomatik olarak sol tarafta veya sol tarafta bir yere yaklaştığımızda otomatik olarak sağda bulunan 3 boyutlu sahnede bu değişiklikleri gözlemleyebiliyoruz. Şimdi ben biraz daha farklı spesifik örneklerden ilerlemek istiyorum. Bunlardan biri, örneğin biz bir kent rehberi tasarlamak istiyoruz. Bir nokta verimiz var. Bir haritada bulunan noktalara pointlerimizi yerleştirip onunla ilgili bilgileri bir point layer'lara ekledik. Ve biz aslında onlarla ilgili bir interaktif kent rehberi tasarlamak istedik. Örneğin sol tarafta bazı detay bilgileri mevcut. Onlar tamamen noktalardan geliyor. Birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tıkladığımızda örneğin farklı bir sayfa açılıyor. Gene onlar point layer'lardan ve haritalardan çekiliyor. Oradaki tekstlerin hepsi ve biz aslında bir web uygulaması, bir kent rehberi veya bir gezi haritası oluşturmak istediğimizde ArcGIS Experience'i çok efektif bir şekilde burada da kullanabiliyoruz. Bunlar aslında örnekler olduğu için çok fazla çeşitlilik gösterebiliyor. Bu bizim aslında tasarımda ne istediğimiz ve Experience Builder'ın karşılayabildiği çoğu şeyin gösterimi. Bir diğer örnekte örneğin bir web sitesi tasarlamak istiyorsunuz. Bir varlığı veya bir noktayı bu web sitesinde tanıtmak istiyorsunuz. Burada aynı şekilde web sitesinin tepesinde bulunan slaytları, okları, bunların hepsini ArcGIS Experience Builder'ın içerisinde kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir 3 boyutlu sahneyi sadece harita web sahnesini seçerek Experience Builder'da kullanabiliyorsunuz. Bu aslında biraz da web sitesi temalı bir tasarım. Burada aynı şekilde bir fotoğraf galerisi veya içerik galerisi oluşturabilirsiniz. Bunlar Experience Builder'da birazdan demoya geçtiğimizde araçları sürükleyip bırakarak yapmış olduğumuz çok basit çözümler. Bir sonraki örnekte üç boyutlu içeriklerin ne şekilde kullanıldığı. Örneğin burada bir örneğimiz var Anıtkabir'de. Buradaki kulelerin aslında sağ tarafta bulunan bir rota izleme düğmesine tıkladığımızda otomatik olarak solda üç boyutlu sahne üzerinde bunların değiştiğini görebilmekteyiz. Sağ tarafta aynı şekilde bir bookmark'ın içerisine farklı tasarımları da ekleyebiliyoruz. Burada örneğin oraya tıkladığında ön tarafta farklı bir pencere açılıyor ve orada örneğin bir panoramik bir fotoğrafı görüntüleyebiliyoruz. Aslında bu Experience Builder'ın sağlamış olduğu içerikler bizim ne yapmak istediğimizle alakalı. Örneğin bir farklı bir tarzda bir içerik düşündüğümüzde de bunu çok kolay bir şekilde Experience Builder'da gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin buradaki örnekte bir kamu anketi mevcut. Burada insanlar bu bölgedeki şu 3 binanın yeni inşa edilecek 3 bina ile ilgili yorumlarını yapabiliyor. Örneğin bu bina kentsel yapı için mahalle dokusuna uygun mu? Veya benim herhangi bir görüşümü engelliyor mu? Bu aslında
etkileşim ya yani halkla diğer kanalların etkileşimi kısmında da kullanılabiliyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden demo çalışmasına geçmek istiyorum. Demo çalışmasına geçmeden önce iki adet senaryo belirledim. Bunlardan birincisi az önce göstermiş olduğum gibi bir gezi haritasının sadece nokta verilerini kullanarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Bir sonraki kısmı da bir marka yüzümüz var. Bir web sitesinde CBS verilerimizi nasıl kullanabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Şöyle ilk olarak ben ArcGIS Online'dan başlamak istiyorum. Bu arada ArcGIS Online'da mevcut da bulunmakta. ArcGIS Enterprise için de 10.8.1'de Experience Builder'ı kullanabilmektesiniz. Burada bulunan diğer uygulamalar ekranına tıkladığında Experience Builder'a erişebiliyoruz. Buradan örneğin Create New Experience dediğimizde az önce bahsetmiş olduğum template'ler, şablonlar mevcut. Örneğin biz bir boş bir full sayfa veya daha önceki Web App Builder'daki bazı temalar veya işte billboard gibi, ribbon gibi aslında buradaki şablonlar bizlere direkt başlamadan önce çok kolaylık sağlıyor. Veya burada benim kurucu içerisinde kaydettiğim daha önceki template'leri veya ArcGIS Online'da insanların yapıp kaydettiği bazı template'leri görüntüleyebilmekteyiz. Ben hiç vakit kaybetmeden geri geliyorum ve daha önce şurada oluşturmuş olduğum verileri sadece içeri aktardım. İki adet experience'ın bulunmakta web uygulaması. Şimdi birincisi görmüş olduğunuz gibi bir bizim marka yüzümüzü yansıtan bir web sitesi. Tekrar şuraya tıklıyorum. Bu da az önce bahsettiğim gibi bir boş bir sayfa. Biz burada çok kısa bir şekilde bir gezi haritası nasıl oluşturabiliriz? Şimdi birlikte yapacağız. Şimdi burada bahsetmek istediğim bazı widgetler mevcut, araçlar. Bunlar az önce dediğim gibi çoğu veriyle entegre bir şekilde çalışabiliyor. Bunlara ek olarak burada layoutlar mevcut. Layoutlar bizim aslında fikrimizi oluşturduktan sonra bölümlememizle alakalı bir kısım. Biz örneğin buraya bir fixed panel yerleştirdiğimizde içerisinde bir imaj attığımızda direkt onu full size görüntülediğinde sadece bu nokta içerisinde full size bir şekilde görünüyor. Örneğin ben bu kısma haritayı yerleştireceğim. Şöyle. Bir tane daha fixed panel atıyorum. Burada da az önce bahsettiğim o listeleri yerleştireceğim. Şöyle hemen yerleştiriyorum. Şimdi burada direkt olarak basic kısımdan map'i tıklayıp bırakıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi full size dediğimde sadece burada full size oluyor. Yani biz aslında mobil platformda geçtiğimizde burada yaptığımız bu tür düzenlemeler bizler için kolaylık sağlıyor. Şu kısımdan da haritamızı seçiyorum. Burada gezi ve mesire yerleri var Ankara'da bazı. Biz örneğin sol taraftan az önceki gibi bir listede tıklayıp oraya gideceğiz. Bir yeni bir sayfa açacak. Orada detayları göreceğiz. Şimdi örneğin listeyi de sürükleyip buraya bırakıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı template'ler mevcut gene. Örneğin bunun için şu template'i seçiyorum. Bu az önceki gibi gözüktüğü için start diyorum. Burada az önce de dediğim gibi aslında araçların çoğu verilerle entegre bir şekilde çalışabiliyor. Biz örneğin buraya bütün noktaların isimlerini tek tek veya detayların fotoğraflarını tek tek yüklemeye uğraşmıyoruz aslında Experience Builder'la. Şöyle burada da aynı şekilde data kısmından listeyi tıkladığımda burada açılan kısımdan select data diyorum ve gezi ve mesire yerleri haritasındaki gezi ve mesire yerleri katmanını seçiyorum. Burada aslında benim göstermek istediğim bir diğer kısım da şu. İlk listede düzenlediğimiz her şey bütün listeler için geçerli. Örneğin bunu sildiğimde veya bunu farklı bir noktaya taşıdığımda bu düzenlemeler bütün alttaki takip eden listeler için geçerli. Şimdi burada bir diğer kısımda regular'da ve selected'da nasıl görüyorsun? Bu selected'ı tık kapatabilmekteyiz ama bunun için ben kapatmayacağım. O da burada aynı bir şekilde dursun diyorum. Şimdi burada veriye tıkladığımızda teksti burada bir dynamic content diye bir kısım açılıyor. Tıkladığımızda biz buraya artık haritada bulunan az önce bağladığımız verideki bütün attribute table'lara ulaşabiliyoruz. Örneğin name kısmında sadece ben bakıyorum. Name yazsın. Mesela burada tıkladığında bütün gezi ve mesailerindeki noktalardaki name sütunları tek tek sıralandı. Atatürk Orman Çiftliği, Altın Park, Elincil Parkı gibi. Bir diğer noktada fotoğraflar. Örneğin ben şöyle göstermek istiyorum. Şurada bir veri mevcut. Gökçek Parkı. Biz burada gördüğünüz gibi URL var. URL'e tıkladığımızda bunun burada bir fotoğrafı mevcut bu parkın. Biz bunları da aynı şekilde burada tek tek görselleştirmek istiyoruz. Bu sefer imaja tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da aynı şekilde
Connect Data bağlı olduğu için dinamik veya statik bir fotoğraf bağlama işlemi yapabiliyoruz. Biz burada URL'den çekeceğimiz için attribute diyorum, attribute'de de URL diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün fotoğraflar da tek tek geldi. Şimdi örneğin ben burada Atatürk Orman Çiftliği'ne tıkladığımda veya Altın Park'a tıkladığımda sadece burada etkileşimli bir şekilde görüntüleyebiliyorum ama bir zoom yapmıyor. Bunları da kısaca göstermek istiyorum. Liste seçiliyken action'a geldiğimizde bir trigger tanımlayabiliyoruz. Şunun ismine bakıyorum hemen, map 3. Action kısmından add action diyorum, map 3, map 3 de zoom yapsın dedim. Bunu hemen açıklayacağım şimdi. Bu aslında şey, az önce de dediğim gibi widget'ları haritalarla, sahnelerle çok entegre bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada örneğin bir yere tıkladığımda direkt olarak oraya zoom yapıyor. Veya filtrelenip veya flash yanması gibi de işlemler yapılabiliyor. Şimdi son bir kısım daha yapacağım. Farklı bir sayfa tasarımı. Bunu vakitten kazanmak için kısaca yaptım. Arkada bir tane büyük bir fotoğraf yerleştirdim. Onu da aynı şekilde URL'e bağladım. Burada name'i ve detay bilgilerini de aynı şekilde bağladım. Ve geri adlı bir buton yerleştirdim. Buradan geriye tıkladığımda örneğin Göksu Parkı'na tıkladığımda gördüğünüz gibi detayda gene bu sefer Göksu Parkı filtrelendi. Ben son olarak şuradaki listeye de bir son adet, son kez bir buton diye bir detay diye bir buton eklemek istiyorum. Yani detay diye tıklayabilelim. Şöyle yapıyorum. İsmine de detay dedim. Ve bunu da set link deyip içerideki sayfaya yönlendiriyorum. Detay sayfasına yönlendirdim. Live View. Göksu Parkı'na tıkladığımda bunlar aslında arka planda direkt olarak filtreleniyor. Örneğin Altın Park'a tıkladığımızda da detay kısmında bunların filtrelendiğini görüntüleyebilmekteyiz. Burada anlatacaklarım bu kadar. Aslında biz bir nokta katmanımızı ArcGIS Experience Builder içerisinde çok hızlı bir şekilde görselleştirebiliyoruz ve bunda aslında birbirleriyle etkileşimli widgetleri kullanarak zamanlama tasarruf etmiş oluyoruz. Bunu kapatıyorum. Şimdilik bir diğer noktada biz bir marka yüz oluşturduk ve burada hani bazı verilerimiz ve bazı halka anlatmak istediğimiz bazı içerikler mevcut. Örneğin buradaki kısım sadece bir web haritası. Öyle ben tabii bir şekilde bunu tasarladım. Ama burada bazı şubelerimiz ve iletişim diye bazı içerikler mevcut. Burada da aynı şekilde şubelerimiz ve örneğin ben şubelerimizi göstermek istiyorum bir web sayfamda. Yine buraya tıklıyorum. Buraya örneğin bir harita atıyorum. Harita üzerinde şubelerimizi görüntüleyelim. Bu 3 boyutlu bir sahne de olabilir. O yüzden ben bu sefer 3 boyutlu bir sahne seçeceğim. Select Map'imde şubeler. Görmüş olduğunuz gibi benim haritaya eklediğim bütün şubelerim 3 boyutlu bir sahne üzerinde görüntüleniyor oldu. Ama ben burada örneğin bir yere tıkladığımda direkt olarak oraya gitsin istiyorum sol tarafta bir listeden. Şu kısma da bu sefer liste değil bookmark'ı kullanalım. Şöyle sürükleyip bıraktım. Bookmark'ta da aynı şekilde listedeki gibi bazı tasarım tipleri mevcut. Ben bu sefer bunu kullanacağım. Şu şekilde full size'da diyebilirdim. Bu bookmark'ları da aynı şekilde veriye bağlıyoruz aslında haritaya. Haritamı seçiyorum. Ve burada display bookmarks from web map. Web haritasına gelen bookmark'ları göster dedim. Ve şunu aşağıya çekip mesela şu kısma da bir text ekledim. Şu B'lerimiz yazdım. 25 dedim. Böyle yazı tipini de değiştirdim. Şuradan metni ortaladım. Evet. Aslında biz burada şu an bir web sayfasını ve bookmark gibi ArcGIS Experience'ın sağlamış olduğu özellikleri kullanıp örneğin burada İzmir şubemize tıkladığımızda direkt olarak buraya geldik veya Ankara şubemize tıkladığımızda bu aslında bizim tasarımda neleri yapmak istediğimizle göre şekillenebilen kısım. Örneğin son noktada iletişim. Biz bir sayfa oluşturmak istiyoruz. Orada bir Survey Entry anketini kullanıp sağ tarafta da ana şubemizi görselleştirmek istiyoruz. Sol tarafa anketimizi ekleyelim. Gene aynı şekilde artı insert widget'a tıkladığımızda burası açılıyor ve buradan survey'i sürükleyerek bırakıyorum. Şimdi buradaki anketi biz experience'in içerisinde de oluşturabiliyoruz veya mevcutta var olan bir anketi de sağ taraftan seçebiliyoruz.
bize bu kolaylığı sağlıyor Survey widget'ı. Şöyle hemen şuradan full size dedim. Görüyorsunuz gibi Select Existing Survey dedi. Ben buradan iletişim adı daha önce oluşturduğum Survey'i seçtim ve Insert dedim. Ve sağ tarafa da tekrar bir harita daha ekliyorum. Bu da Select Map'ten şubeyi seçtim. Bu da benim aslında burada merkez şubem var. Ve burada da adımı, soyadımı, e-postamı ve şubeyi seçerek görüşlerimi girebildiğim bir ekran mevcut. Bunların hepsini Survey123 web sahnesi ve diğer bütün uygulamaları kullanarak yaptık. Örneğin bir üst kısımda header'ı da düzenlemek istiyoruz ve burada bir adet menü eklemek istiyoruz. Kullanıcılar burada gördüğünüz gibi şubelerimiz, ana sayfa gibi yerleri göremiyor. Buradan örneğin menüyü sürükleyip buraya bırakıyorum. Otomatik olarak menü sayfaları oluşturduğumuz için menü otomatik olarak oluşuyor. Buradan da Pills olarak seçiyorum bunu. Görmüş olduğunuz gibi şubelerimiz. Buradan herhangi bir şubeye tekrardan gidebilirim. Ana sayfa. Burada benim ana sayfalarımız mevcut. Şuradaki iletişime geç butonu, örneğin hatta onu da yapalım. Bu iletişime geç butonu bizi yukarıdaki iletişim sayfasına götürsün. Page diyelim. İletişim diyelim. Okey dedim. Örneğin buna gittiğimizde otomatik olarak bu sayfaya geliyor oluyoruz. Burada aslında bir diğer göstermek istediğim son kısım ise temalar. Biz temaları burada sayfayı tasarladıktan sonra anlık olarak değiştirebiliyoruz. Örneğin Violet diye bir temayı seçtiğimizde buradaki buton yapılarımız değişiyor. Mesela Vivid diye bir farklı bir temayı seçtiğimizde buton yapılarımız, arka planımız, buradaki bütün footerlarımız, header'larımız değişebiliyor. Bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadar. Ve son olarak size bazı kaynaklar göstermek istiyorum ben. Aynı zamanda chat kısmından da bunları paylaşacağız. ArcGIS Experience S ürünü arasında sunumun başında da söylediğim gibi yeni olarak nitelendirebileceğimiz bir ürün. O yüzden hani hakkında daha fazla bilgi edinmek için chat kısmından da dediğimiz gibi tekrardan paylaşıyoruz bunları. Bu kısımdan da daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben de orada soruları okuyor olacağım. Çok uzun bir soru var. Arayüzlerin arası puntonun sabit kalması ve hazırladığınız panellerin arayüzler açısından ölçeklendirme senkronizasyonunda sorun yaşayabiliyoruz. Tamam, hemen onu experience üzerinden göstereyim. Burada aslında az önce bahsettiğim gibi layoutları kullanmak biraz bize daha kolaylık sağlıyor. Örneğin şu noktada da ana sayfaya geldiğimizde, örneğin burada şu şekilde bir imaj mevcut. Biz mesela farklı bir imaj atmak istediğimizde burada örneğin benim bir farklı bir layout yapım mevcut. İmajı sürükleyip bıraktığımda gördüğünüz gibi burada ölçeklendirebiliyoruz. Burada bazı gridler açılıyor. Bunlar aslında bizim ölçeklendirmelerde kullandığımız çözümler oluyor. Burada aslında çok önemli kısım şuradaki layout ve section'ları kullanabilmek. Örneğin biz bunu kullanmak istediğimizde örneğin şuradaki yazı farklı bir noktada olabiliyor. Ama biz Experience Builder içerisinde şunu diyebiliyoruz. Tıkladıktan sonra bunu Snap to Left dediğimizde bu her türlü Snap to Left oluyor. Yani bu tür düzenlemeler araçları ekledikten sonra şu kısımdan erişebildiğimiz bazı araçlar mevcut. Ve diğer noktada az önce bahsettiğim gibi layoutları etkin bir şekilde kullanmak. Bunlar biz örneğin bir fixed panel kullandığımızda sayfayı ikiye böldüğümüzde onun içerisindeki widgetlar ve diğer içerikler sabit bir şekilde kalıyor. ArcGIS Enterprise lisansı ile mi geliyor? Şöyle, ArcGIS Enterprise 10.8.1 ile geliyor ama ArcGIS Online'da halihazırda mevcut. ArcGIS Online kullanıcıları girip ArcGIS Experience Builder'ı deneyimleyebilmekte. Son bir soru. 2 boyutlu, 3 boyutlu sahneyi nasıl birlikte kullanabiliyoruz? Şöyle, ona da buradan bir şubelerimizde kullanmak istiyorum. Örneğin buraya da bir harita ekliyorum. Sol tarafa harita var, sağ tarafta sahnem var.
haritayı da buraya ekledim. Az önce bahsetmiş olduğum action'larla bu işlemleri yapabilmekteyiz. Örneğin burada bir haritam var ama sağ taraftaki 3 boyutlu sahneyle birlikte çalışmıyor. Şuradan tıkladığımızda map'in bazı aksiyonları var. Add trigger deyip extent change dediğimizde şuradaki haritada extentlerin değişmesini istiyoruz. Bunları iki harita içinde yapmamıza gerek yok. Örneğin map 2 dediğimizde map 2'de pan veya zoom olsun diyoruz. Burada örneğin bir noktaya yaklaştığımızda tekrar şuna bir bakayım. Map 1'miş. Map 1 diyorum. Zoom to. Tekrar şuna. Biraz geç geldi. Burada bir noktaya tıkladığımızda veya yaklaştığımızda aynı şekilde yanındaki sahneden de o noktaya yaklaştığımızı veya o noktayı ekranımıza sığdırdığımızı görüntüleyebilmekteyiz bu şekilde. Bir başka soru. Portal içeriklerini direkt olarak entegre edebiliyor muyuz? Burada aslında burada bahsetmiş olduğum veri kaynakları bir servisten veya bir herkese paylaşılmış olan bir feature layer'dan veya hosted layer'dan veya diğer servislerden beslenebilir. Burada açıkçası online içerikleri de aynı şekilde mevcut sahne servisleri ve diğer OGC standartını destekleyen diğer servisleri haritalarımızda kullanabildiğimiz için aynı şekilde experience üzerinde de kullanabiliyoruz. Mobil uygulamada da çalışıyor mu diye bir soru var. Aslında şöyle, şuradaki butona tıkladığımızda aslında mobilde nasıl göründüğünü görüntüleyebilmekteyiz. Burada artık Live View'dan çıktıktan sonra custom bir düzenleme işlemi yapabiliriz. Örneğin mobile geçtiğinde bu ikisi yan yana efektif olmayacağı için şu fixed paneller mobile geçtiğinde altlı üstü olsun gibi ayarlamaları da mobil platform için ayrıca yapabiliyoruz. Ama burada otomatik yaptığımızda biz bu işlemi Experience Builder, Actress Experience Builder otomatik bir şey yapıyor ama bu bizim için efektif olmadığı zaman da biz custom bir düzenleme yapabiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa bana tekrardan ulaşabilirsiniz. Ve Türkiye'de tekrardan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi günler diliyorum. Herkese merhabalar. Ben Kurumsal Çözümler Grubu'ndan Elif Erkek. Bugün size ESRI çözümleriyle COVID-19 aşı dağıtım ve talep sistemleri üzerine konuşacağız. Size onları aktaracağım. Fakat öncelikle konuya giriş yapmadan önce size ArcGIS platformu hakkında ufak bir bilgi vermem gerekiyor. ArcGIS platformu karar destek sistemi, analiz sistemleri, entegre sistemler, veri kayıt sistemleri gibi birçok sistemi, gerçek zamanlı veri de dahil, hepsini entegre olarak çalıştırabildiğimiz bir sistem. Aynı zamanda bireyler, ekipler, birimler, kurum kullanıcılar, yani birçok sektörle birlikte ve kişilerle birlikte entegre bir şekilde çalışabilmekte. CBS içerisindeki işlevler ile kolay kullanımı mevcut. Örneğin analitik modeller, veri modelleri, konumsal hikayeler, raporlar, bunların hepsini çok kolay bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ve birçoğu için kodlamaya gerek kalmadan sürükle bırak yöntemleriyle hazır çözümler üretilebiliyor. Bugünkü gündemimize bakacak olursak, mevcut durum tespiti ve aşılanacak grupların belirlenmesi, aşılama merkezlerinin belirlenmesi ve daha sonra bu merkezlerde aşılama takip sistemi, aynı zamanda kişiler için de buna bakacağız. Öncelikle bizim mevcut durumumuzu bilmemiz gerekiyor ve durum tespiti yapmamız gerekiyor. Yani vakalarımız nerede, ne kadar, kimleri aşılayacağız? Bunların tespiti yapılabilmesi için
web formlar aracılığıyla kişilerden bilgileri talep edilebilir. Örneğin isim, soyisim, kimlik numarası, telefon numarası, cinsiyeti istenebilir ve daha sonrasında doğum tarihi gibi özellikle COVID'de önem arz eden bilgiler istenerek bu formlar oluşturulabiliyor. Sorularımıza bakacak olursak, işte COVID için testi ilk kez mi yaptırıyor, daha önce yaptırdı mı, konumu neresi, ateşiniz var mı, varsa ne kadar, işte yoksa direkt bir sonraki soruya geçebiliyoruz. Nefes ağırlığı çektiniz mi, çekiyor musunuz? Ya da altta yatan başka bir hastalığınız var mı? Evet mi, hayır mı? Evetse bunlardan hangilerine sahipsiniz? 14 gün içinde koronavirüsle temas halinde oldunuz mu? Bir kişiyle temas halinde oldunuz mu? Olduysanız bu temas nerede oldu? Aynı ortamda mı gerçekleşti? Seyahat mi ettiniz yoksa aynı evde mi yaşıyorsunuz gibi veriler toplanabilir. Daha sonra veriler toplandığında kişinin imzası alınabilir. Bu tamamlandıktan sonra bize vaka durumu ile ilgili bir belirti derecesi çıkarabiliyoruz programımızda. Ve bu ağırlıklandırma sistemini biz değiştirebiliyoruz. Farklı sorular sorabiliyoruz. Böyle analizler yapabilmekte. Bu bize nerede lazım? Aşılama grupların önceliğini belirlemede bu formlardan yardım alabiliyoruz. Risk derecesini, alanları belirleyebiliyoruz kısacası. Ve topladığımız verilerle bir yoğunluk haritası oluşturabiliyoruz. Kişilerin lokasyonlarını belirleyebiliyoruz. Bu vaka haritası da olabilir. Başka veriler de olabilir. Bu şekilde ısı haritaları oluşturulabiliyor. Burada önemli olan nokta toplanan verilerle öncelikle aşı kademelendirmesi yapmak. Genelde bütün araştırmalarda 4 şekilde bu kademe ele alınmış. İşte aşama 1 hastalarla direkt etkileşim içinde olan kişiler, özellikle sağlık çalışanları. Aşama 1B 65 yaş üstü kritik iş gücünde çalışanlar. Aşama 2 daha 18-65 yaş arası grup ve aşama 3 artık bütün nüfusun aşılandığını gösteriyor bize. Aşılaması için ayrıldığını gösteriyor. Bunların hepsini de bu yoğun haritaları ile ve web formları ile çıkarabiliyoruz. Aşı dağıtım alanlarını belirlemek için de vaka haritamızı oluşturduk. Fakat bizim elimizde herhangi bir bölgeleme yok. Dolayısıyla bir bölgeleme yapmamız gerekiyor. Örneğin 19 bin kişilik bir nüfusumuz var ve günlük 20 bin aşı kapasitemiz var bizim. Bunu nasıl dağıtacağız? Aslında bunun analizini yapmamız gerekiyor. Bunun için de bizim mahalle nüfuslarına ya da daha detaylı nüfuslara ihtiyacımız oluyor. Bu çalışmada da örnek olarak bir sınırımız var, il sınırımız. Ve bu il sınırına mahalle sınırlarımızı ekliyoruz. Bunları kendi oluşturduğumuz verilerden de olabilir. Yine sistem içerisinde mevcutsa oradan da kullanabiliyoruz. Daha sonra bizim bu mahalleler içerisindeki nüfus bilgilerine ihtiyacımız var. Yani o yüzden buralara bir nüfus bilgi verisi eklememiz gerekiyor. Çünkü bizim amacımız bu elimizdeki 20 bin, günlük 20 bin yapacağımız aşıyı bütün nüfusa dengeli bir şekilde dağıtabilmek. Her yerde nüfus eşit değil. Dolayısıyla bazı yerlerde belki 20 binden daha fazla kişi aşılanacak, belki daha az aşılanacak. Bunun dengeli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Oluşturduğumuz mahalle verilerinde daha sonra bölgeleme işlemi yapıyoruz dengeli bir şekilde dağıtılması için. Bu bölgeleme yaptığımızda daha sonra bunları tanımlamamız gerekiyor. Evet, bölgelemeyi yaptık ama neye göre dağıtacağız? Nüfusa göre, ama nüfusun neyine göre? Ortalama nüfusa göre mi yoksa toplam nüfusa göre mi? Burada bunları ayarlıyoruz ve toplam nüfus bizim için önemli olan, çünkü bütün nüfus aşılanacak en sonunda. Kapsama kapasitesini en yüksek seviyede tutmak istiyoruz. Dolayısıyla nüfusun ağırlıklandırmasını da yapabiliyoruz. Yani %100. Burada başka bir şey de kullanabilirdik. Daha sonra 190 aşıyı 20 binlik dozda yapacağımız için bölgelerimizi sınıflandırmamız gerekiyor. Burada biz 10 bölgeye ayırabiliyoruz. 10 bölgeye ayırdıktan sonra aslında gördüğümüz şey şu, nüfus büyüklüğüne göre bu aşıların ne kadar miktarda uygulanacağı, yani dengeli bir dağıtım yaparak eşit bir şekilde uygulanması. Bunu yaptıktan sonra bizim belirlememiz gereken aşı merkezlerimiz var. O bölgelerde bu günlük 20 bin uygulayacağımız dozu nerelerde yapabiliriz? Başlarda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler olarak düşünülüyor. Fakat kapsama kapasitesini en yüksek seviyeye çıkarabilmemiz için daha sonra da üniversite, huzur evleri, bakım evleri, belki de okulları dahil edebiliriz.
Biz de bunları belirlemek için web formlardan yardım alabiliriz. Örneğin, kurumun adresi, iletişim bilgileri, çalışma günleri, çalışma saatleri, aşılama merkezi türlerini isteyebiliriz. Ve en önemlisi aşı depolama ünitesi kapasitesi ve gerekli sıcaklıkları muhafaza etme yeteneği o yerlerde var mı yok mu? Biz bunları web formlar aracılığıyla öğrenebilir ve arka planda filtreleyerek aslında en doğru yerlerin seçimini kolaylaştırabiliriz. Aşılama merkezlerinin belirlenmesine bakacak olduğumuzda aşı merkezi ekleme. Biraz önce formlardan oluşturduğumuz bilgiler ile yeni aşı yerlerini nasıl oluşturabiliriz'e bakacağız burada. Herhangi bir bölge seçebiliriz ve bu bölgedeki kapsama alanı, aslında erişebilirliğine de bakacağız. Bu örnekte okullar seçildi. Çünkü hastaneler, eczaneler veya üniversite gibi alanlardan sonra biz maksimum seviyede kapasite sağlamak istediğimiz için okulları da aslında dahil edebilecektik. Burada okul verilerimizi istersek kendimizden, istersek program içerisinde bulunan verilerden ekleyebiliriz. Daha sonra bu okulların kapasitesine göre, yani çalışan kapasitesine göre biz ayarlama yapabiliyoruz. Burada sistem otomatik çalışıyor aslında arka planda. Örneğin çalışan sayısı 100 ile 150 kişi arasındaki yerlerde bana 20 günlük 20 bin dozluk aşı dağıtımını yap. Aslında bizim sisteme söylediğim şu anlık bu. Çünkü bir öncekinde aslında bu bölgeleri o dozlara göre ayırmıştık. Şu anda da bunu program bizim istediğimiz çalışan kapasitesinde arka planda hesaplamakta. Bunu yaptıktan sonra kişilerin buraya geliş mesafeleri, erişebilirlikleri önemli. Çünkü ilk başta kritik nüfusun gelmesini istiyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarından sonra yaşlı nüfus var planda. Yaşlı nüfus mesela buraya nasıl gelecek? İşte yürüme mesafesi 10 dakika olan mesafedeki kişiler nasıl geleceğini belirliyoruz. Burada kritiklendirmeyi buna göre yapabiliyoruz. Buradaki nüfusu belirlerken de ağırlıklar belirleyebiliyoruz. Örneğin ben burada, şurada göstereceğim. Nüfusun yoğunluğu benim için önemli olabilir. Çünkü orada aşı için kişiler gittiğinde sıra olabilir. Ve bu sıra beni ters anlamda etkileyebilir. Çünkü kalabalık virüsün daha fazla yayılmasına neden olacak. Dolayısıyla ben bunu ters bir etki olarak alıp ağırlığını buna göre belirleyebilirim. Daha sonra araç varlığı benim için önemli etkenlerden biri. Herkesin aracı olmayabilir ve herkes aracıyla gelemeyebilir veya da engelli olabilir. Bu nüfus da benim için önemli olacak. Daha sonra 65 yaş üstü ve düşük gelir seviyesi, bunlar da benim için önemli. Trafik yoğunluğu keza önemli olacak. Bu analizde en azından bunları kullanıyorum ve bunları istediğim şekilde, daha doğrusu olması gereken kriterlerle ağırlıklandırmalarını yapabiliyorum. Yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuç, bu seçilen 3 kritik yerden en kritik olanı neresi? Bunu yaptığımda aslında soğuk ve sıcak bölgeleri belirlemiş oluyorum. Dolayısıyla eksik olan yerler, ulaşılması gereken yerler ve kapanması gereken açıkları da böylelikle belirlemiş olabiliyoruz. Merkezlere bakacak olursak biraz önce sıcak soğuk bölgeleri oluşturmada kullanmıştık. Şimdi bunlara daha büyük bölge genelinde bakabiliriz. Örneğin bu örnekte biz aşı merkezlerini, bunlar hastaneler de olabilir, eczaneler de olabilir, küçük klinikler, sağlık ocakları da olabilir. 60 dakika sürüş süresinde nerelere ulaştıklarını görmekteyiz. Örneğin yaklaşık 703 bin kişi ulaşılırken 41 bin kişi ulaşılamadığını görüyoruz. Bunların kapsam alanı, yani erişebilirlik mesafesi dışında kaldığını görüyoruz. Baktığımızda şu anda toplam hizmet edilen nüfusun yaklaşık 703 bin olduğunu görmekteyiz ve bunların yaklaşık 3 bin civarını 1A aşamasında olanların ve 700 bin civarının da 1B grubunda olanlar olarak görmekteyiz. Nüfusun yapısı da yine detaylı bir şekilde burada tamamı gözükmekte. Hastanelerin, yani mavi noktaların üzerine tıkladığımız ya da aşı merkezlerin oranın kapasitesini biz görebilmekteyiz. Eğer noktamız ne kadar büyükse aşı kapasitenin, daha doğrusu o merkezin kapasitesinin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Küçük noktalar daha küçük merkezleri, büyük noktalar daha büyük merkezleri ifade etmekte. Biz bu merkezlerin daha detaylı araştırmasını da yapabiliriz ama bunlar zaten hepsi tanımlı. Sağ ekranda gördüğünüz gibi
istediğimiz merkeze tıklayarak ora hakkında daha detaylı bilgiler elde edebiliriz. Örneğin gördüğünüz gibi burası değişti. Bu merkez şu anda yaklaşık 12 bin nüfusa hitap etmekteymiş. Bunların 60 bini faz 1A'ya dahilmiş. Ve burada 60 sağlık çalışanı varmış. Şu anda hastanede konaklayan da 113 kişiymiş. Bunların yaklaşık 6 bini kritik iş gücünde çalışmakta ve yaklaşık 10 bin kişi de yaşlı nüfus olarak kabul edilmekteymiş. Öyleymiş bu oranın araştırmasına göre. Ve şuradaki noktalara tıkladığımızda bunlar bizim nüfusumuz. Bu aradaki çizgilerde erişebilirliğimizi gösteriyor. Nüfuslarımıza tıkladığımızda yine o bölgeler hakkında detaylı bilgileri alabilmekteyiz. Örneğin burada 9 ailenin arabası mevcut değilmiş. Ya da yaklaşık 1000 kişi buradan gelen yaşlı grup olarak ele alınmaktaymış gibi. Aynı şekilde diğer noktalara tıklayarak da detayları elde edebiliriz. Başka merkezlere tıklayabiliriz. İşte sağlık ocakları, klinikler veya dediğim gibi sonradan eklenecek okulları da bu şekilde detaylı olarak görüp kapasitelerini, ulaşabildikleri, erişebilir mesafelerini ölçebilmekteyiz. Daha sonra aşılama tahmini buranın üzerinden yapabiliyoruz. Artık nüfuslarımızı tespit ettik. Kimlerin hangi aşamada aşı alabileceğini tespit ettik. Bu da bizim için bir izleme ekranı aslında oluşturuyor ve buradan detaylı görünüm elde edebiliyoruz. Bölge genelinde bir yoğunluk haritası şeklinde bunu görebiliyoruz. Sol tarafta faz 1A için, faz 1B için, 2 ve 3 için aslında aşamaları ve kademelendirmeleri görmekteyiz. Burada en önemli şeylerden biri toplamda hepsinin yaklaşık nüfusumuz 3 milyon civarında oldu. Birinci dozun ne kadar oldu, ikinci dozun ne kadar oldu ve yaklaşık olarak bizim isteyeceğimiz aşıları bu dashboardlar üzerinden izleyebiliyoruz. Herhangi bir bölgeye tıkladığımda oranın detaylı olarak hangi gruba girdiğini görebilmekteyim. Aynı zamanda buraları tek tek de görmek isteyebilirim. Sadece bana işte 1A grubunu göster, 1B grubunu göster diyebilirim. Örneğin 1A grubuna tıkladığımda kırmızı olanlar şu an çok net gözükmüyor. Küçük bir grubun olduğunu bu çalışmada en azından görebiliyorum. Yine üzerine tıklayarak detayları alabiliyorum. 1B'ye baktığımdaki yayılımı görebiliyorum. Daha sonra ikinci fazı görebiliyorum ve üçüncüyü görebiliyorum. Bunların hepsini arka planda nasıl hesapladığında aslında ayarlayabiliyoruz. Bu hesapları değiştirebiliyoruz. Biz mesela kendi hesabımızı az önce farklı bir şekilde yapmıştık. Burada daha farklı bir şekilde yapmış. Bunların hepsi ayarlanabilir ve değiştirilebilir. Dinamik olarak da gözlemlenebilir veriler. Bir sonraki slide'ımıza geldiğimizde de biz onu bir bölge için yapmıştık örneğin. Burada artık bütün bir ülke için yapabilmekteyiz. Yine 1A grubunu, 1B grubunu, 2'ye, 3'ü ve bütün fazları aslında bir dashboard üzerinden görüntüleyebilmekteyiz ve ulusal aşılama yoğunluk haritasını çıkarabilmekteyiz. Burada dozların aslında takibini de yapabiliyoruz. Yaklaşık ne kadar doz gerekiyor, kaç nüfus için gerekiyor, kaç ünite gerekiyor. Bunların hepsini detaylı olarak buradan görebilmekteyiz. Bu çalışmalar Amerika için yapılmış olsa da eski Türkiye olarak da Türkiye için çalışmalar yapmaya başlanmış durumda. Aynı şekilde burada ülke bazından il bazına geçip oradaki detayları da görebiliyoruz. Yani çok küçük bir ölçekten başlayıp aslında biz bunu ulusal ölçüye de çıkarabiliyoruz ve detaylarıyla inceleyebiliyoruz. Bu çalışmanın matematiksel kısmına baktığımızda da yine benzer bir algoritmanın kullandığını görmekteyiz. Fakat burada 18 yaş grubunu da aslında çalışmalar dahil etmişler. Dolayısıyla biz istediğimiz ağırlık grupları, kritik nüfusları belirleyerek bu çalışmaları oluşturabilmekteyiz. Çalışmamızı ne yönde oluşturmak istediğimize bağlı aslında. Merkezlerimizi oluşturduk. Aşılanacak kişiler belli oldu. Yoğunluklarını gördük. Bir de belirlenen kişilerin, yani vatandaşların kendilerinin aşı merkezlerine gitme durumu var. Bunu da uygulama sayesinde vatandaşlar en yakın kendilerinin aşı merkezlerini ister yürünebilirlik mesafesi içinde isterlerse araçlarıyla ulaşılabilecek mesafede görebiliyorlar. Kendi nokta verilerini atabiliyorlar. Direkt konumumu gösterden çıkabiliyor. Ve bölgeleri tıkladığımızda aslında o hastaneler hakkındaki detaylı bilgileri de erişebiliyoruz. Şu anda o hastaneler faz 1A için mi çalışıyor, 1B için mi çalışıyor? Ben buna gitmeye uygun muyum, değil miyim?
faz 2 çalışmalarına başladığında ben de gidebilecek miyim gibi bilgileri buradan takip edilebiliyor. Takip sistemine bakacak olursak, kişiler gitti, aşılarını oldu. Bunun bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ve burada elektronik formlardan yararlanabiliriz. Böylece kişi bazlı konuma dayalı aşı takip sistemleri oluşturabiliriz. Bu neden önemli? Biliyorsunuz ki çok farklı markalarda ilaçlar mevcut. Yani aşılar mevcut. Yaklaşık 4 tane şu an bildiğim kadarıyla. Ve bunların birinci dozu ile ikinci dozu aynı markadan olmak zorunda. Dolayısıyla bu aşıların takip edilebilmesi gerekiyor. Bu takipte barkodlardan biz yararlanabiliriz. Potansiyel ikinci dozun takibi yapılabiliyor. Birinci dozu olduğu markanın ikinci dozuyla aynı olması lazım. Kaç gün içinde olması lazım? Her aşı aynı gün içinde mi oluyor? Bazıları 21, bazıları 28 gün. Bunların takibinin yapılması gerekiyor. Kişilere ikinci doz hatırlatmalarının yapılması gerekiyor. Ve herhalde en önemlilerinden biri yan etkilerinde izlenmesi gerekiyor. Bu açıdan bu formlar aracılığıyla yan etkileri de izlenilebilir. Aynı zamanda bunlar oluşturulduğunda direkt olarak entegre bir şekilde yönetici kontrol paneline anında veri akışıyla bunlar gidiyor. Aşılama yönetici paneline bakacak olursak da burada veriler anlık olarak izlenebilir, konumsal olarak takip edilebilir ve kişi bazlı takibin yapılabildiğini görüyoruz. Bu çalışma bizim sistemimize de uygulanabilir bir çalışma. Örneğin aşı markaları burada işte bir kişi aşısını oldu, A markasından oldu, B markasından oldu. 28 gün içinde olanlar işte yaklaşık 5000 kişi. Biz burada anlık olarak bunu görebilmekteyiz. İstersek bunu filtreleyebilmek deriz. Örneğin 7 gün içinde aşı olan herkesi göster bana. 3 gün içinde aşı olanları göster. Sadece 24 saat içinde aşı olanları göster. 1 saat içinde aşı olanları göster ve konumunu göster gibi biz filtrelerle bunları görebilmekteyiz. Daha sonra bu filtreler yapılarak ya da son 28 gün içinde gözlemlenerek aslında biz tarih trendlerini de oluşturabilmekteyiz. Örneğin burada aşı yapıldıktan sonra bunların hangileri hangi gün yapılmış, en çok aşı hangi gün yapılıyor, hangi saatlerde yapıyor, bu verileri anlık olarak takip edebilmekteyiz. Aynı şekilde buradan karşılaştırmalar yapabilmekteyiz. Hangi aşı markasından ne kadar olunmuş gibi. Veya da aşı devam, yani yükseliyor mu, yapan sayısı artıyor mu, azalıyor mu ya da buradan bakabiliyoruz. Yine detaylı olarak filtrelemeler aynı ekran üzerinde yapabiliyoruz. Örneğin burada bir sağlık merkezini seçebiliriz. O seçtiğimiz yer direkt otomatik olarak bize ekranda gözüküyor. Daha sonra, geç geldi biraz. Daha sonra o bölge içerisine giren mahalleleri seçebiliriz. Ve filtremiz buna göre sağda da değişmekte görüldüğü gibi aynı zamanda chartlarımız da değişmekte. Buradan detaylı olarak sadece o bölgeye özel son 28 gündeki detayları görebilmekteyiz. Daha fazla filtre eklemek istersek de sadece örneğin buradan aşı markası B olanı görüntüleyebilmekteyiz. Ve gün olarak bir gün seçebilmekteyiz. Örneğin sadece pazar günleri aşı olanları bana göster ve sadece şu saatler içinde aşı olanları bana göster diyebiliriz. Ve bunları anlık olarak bizler izleyebiliriz. Bunları oluşturduktan sonra buradan 28 günü de değiştirip saatlik olanı da alabiliriz. Dolayısıyla zamanlar değişimler, zamansal değişimleri ve filtrelemeleri ekranlarımız üzerinden yapılabilmekte. Envanter takip sistemine baktığımızda ise bütün işlemler aslında arka planda kayıt altında tutulabiliyor ve dolayısıyla dashboardlar aracılığıyla görüntülenebiliyor. Biz burada toplam aşı miktarlarını görebiliyoruz, aşı merkezlerini görebiliyoruz ve detaylı bilgilerine sahip olabiliyoruz. Örneğin ekranda 4 tane aşı, 5 tane aşı merkezimiz var ve bunların toplam şu andaki doz sayısını, kaç şişelerin olduğu, bunların son tarihlerini detaylı olarak görebiliyoruz. Yine aynı şekilde sadece site 1'de, 3, 2'de ve 3'te bunların bar chart olarak kalan miktarlarını gözlemleyebiliyoruz. Aşıların haricinde aşıların yanında gelen kitler de var. Bir aşı için gereken bazı işte iğne gibi ya da şırınga gibi detaylar var. Dolayısıyla bunlar da hep birlikte aslında kullanılıyor. Biz bunların takibini de bu sistem üzerinden yapabilmekteyiz. Yani o barkodlar da
biraz önce barkod okuttuğunuz yerde aşı yapıldıktan sonra aşı sistemi işlendiğinde otomatik olarak da bu sistemlerden değişimleri gözlemleyebilmekteyiz. Örneğin bir aşı merkezine tıkladığımızda sadece bir yer işte oraya ait detaylı olarak aşı dozlarının ne kadar kaldığını, hangisinin ne kadar günü var, markalarına göre de bunları görmekteyiz. Ayrıca iğne, şırınga gibi ellerinde ne kadar kaldığını yine bunları takip edebilmekteyiz. Bunların hepsi sisteme web formlarda doldurulduğunda otomatik olarak yansımakta ve entegre bir biçimde ekranımıza düşmekte. Örneğin aşı olduk, barkodumuzu tarattık. Barkodu taratınca otomatik olarak o dozda neler kullanıldı? İşte bir doz aşı gitti, bir doz şırınga gitti, işte bir tane iğne gitti gibi şeyler otomatik olarak veriler işlenmekte ve biz bunları okey dediğimizde ve gönderdiğimizde sisteme işlenmekte ve dashboardlarda anlık olarak bu sistemden düşmekte. Biz bunları böyle takibini yapabilmekteyiz. Bunları yaptıktan sonra elimizde aşı kalmayabilir ve yeni aşı temin etmek isteyebiliriz. Yeni aşı gereksinimleri için de analizler, dağıtım analizleri yapılabilmekte. Genellikle de aşıların teslimat yerleri aşıların olacağı yerler olarak belirlenmekte. Aşı miktarlarını belirleyerek, saklama koşullarını değerlendirerek, aşılara erişebilirliği de göz önüne alarak biz bu analizleri yapabiliyoruz. Örneğin burada ne kadar turuncuysa o nokta o kadar soğuk depolama alanının olduğunu göstermekte. Depolama kapasitesini ve onun niteliğini belirtmekte. Daha küçük noktalar depolama kapasitesinin küçük olduğunu ve soğuk depolamanın o kadar az olduğunu bildirmekte. Gördüğümüz çizgilerde oraya uzaklığı göstermekte. Bunlar nüfusları ifade etmekte ve bunlar ne kadar koyuysa o kadar kritik nüfusun orada olduğu ve öncelikli olduğu anlamına geliyor. Ne kadar mavilik azsa kritik nüfusun daha az olduğunu görebilmekteyiz ve buna göre analizlerimizi oluşturabilmekteyiz. Daha sonra aşılama işlemlerini yaptığımızda ve bunları takip ettiğimizde bizim için güvenli bölgelerin çıktığını görmekteyiz. Yani aşı merkezi noktalarına bağlı olarak verdiğimiz hizmete göre nereler aşılandı, kaç kişi aşılandı, bunların yoğunluğu ne, risk grubundan kaçı aşılandı gibi baktığımızda aşılanan bölgelerin artık maviye, güvenli bölgelere dönüştüğünü saptayabiliriz ve bütün bu analizleri tekrardan belirlediğimiz başka risk grupları için yapmaya başlayabiliriz. Dolayısıyla buradaki işlerimiz bitti. Şimdi diğer bölgelerdeki yapılması gereken, erişilmesi gereken nüfusu önceliğimizi alabiliriz ve ona göre araştırmalarımızı tekrar uygulayabiliriz anlamına geliyor. Benim sunucum bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Şimdi 10 dakika ara vereceğiz. Daha sonra Beylikdüzü Belediyesi başarı hikayelerinden bize bahsedecekler. O zaman görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz Burçin Hanım. Esri Türkiye Teknoloji Günleri'nin ikinci gününde ve son canlı yayınında programımıza devam ediyoruz. Bu canlı yayınımızda yerel yönetimlerde güzel bir başarı hikayesi yakalamış olan Beylikdüzü Belediyesi CBS Birim Şefi Burçin Karabulut'u konuk ediyoruz. Burçin Hanım tekrar hoş geldiniz. Programda biraz sarkma oldu. İsterseniz hızlıca başlayalım programımıza, canlı yayınımıza. Öncelikle bir Burçin Karabulut kimdir? Sektör tecrübesi nelerdir? Biz sizinle tanıyarak başlayalım. Sonrasında yavaş yavaş diğer çalışmamıza doğru gidelim isterseniz. Tabii ki. Burçin Karabulut aslında 9 yıl özel sektör tecrübesi olan ve 4 yılda kamu sektöründe çalışan toplam 13 senelik meslek hayatı
olan ve bunun 11'ini CBS üzerinde çalışan, mesleğini seven ve insan odaklı işleri gerçekten çok seven bir insanım. Süper. Gönül verdik. Uzun yıllardır da sektöre katkıda bulunuyoruz o zaman. Bunu söylemek evet. Sanırım yanlış olmaz. Peki, Burçin Hanım, bu kadar sektör varken neden CBS diyeyim ardından? Neden CBS? Şimdi şöyle aslında, bunu anlatmak için ilk önce tecrübelerden birazcık bahsetmem gerekiyor galiba ki. Tabii. Ondan sonra o tarafa geçeyim. Neden CBS? Şu ilk başta aslında haritacılık, genel ofis haritacılığıyla başladım. İşte Plankote, Röperli, 18. madde uygulaması, geri dönüşümler, Çerkezköy'ün hali hazır harita yapımında yine çalıştım. Bu Zekeriya Köy, Uskumru Köy'de 18. madde uygulamaları yaptım. Sonra bu Başakşehir'de büyük bir parsel vardır. Bilenler bilir, 1371 parsel. Bayağı 1,5 milyon metrekare büyük bir kadastro parseli. Bunun ben o şeyde çalışmaya başladığımda şirkette geri dönüşüm yapılıyordu. Son zaman merak ettim. Çünkü Başakşehir'e de gidip geliyordum işim gereği. 3 kere iptal olmuş 18. madde uygulaması. Bugün hatta merak ettim, baktım, neyse ki durmuyor. Yani en azından 18. maddeyi yapabilmişler yani en sonunda. Sonra bu taraflarda uğraştıktan sonra CBS'ye ilk adımım aslında sektörün de tanımıymış meğer, sahadan veri toplamayla, verilerin işçiliğiyle, analizleri ve raporlamalarıyla uğraştım. Küçük bir proje olarak başladık buna ve 6 ayda Türkiye'nin 6 iline yayılan bir büyük bir projeye dönüştü. Sahadan verileri topladık, sahadaki arkadaşlara eğitimleri, işte ofisteki tüm bu veri işçiliğindeki eğitimler, ilk önce ben öğreniyordum, ondan sonra hemen anında yönetmeye geçiyordum. Yani çok böyle küçücük bir arası vardı onun ama çok zorlandım. Harika. Evet, o zaman şimdi demek şey yanlış oldu, olmaz. Tabii. Buyurun lütfen. Yani çok zorlandım ama tabii yani o tarafta ilk başladım. Sonrasında şu anki işimle tanıştım aslında 2011 yılında. Yerel yönetimlerle çalışmaya başladım. Beylikdüzü Belediyesi ile de ilk burada, yani 2011 yılında tanışmıştım. Aslında şu anki işime kavuştum. diyelim. Harika. Burada da Marmara bölgesinde olan 13 farklı belediyede birebir çalışma imkanı yakaladım. Burada işte eğitimleri, kurulumları, proje sorumluluklarını üstlendim. Yine yerel yönetimlerde çalışırken ARGE çalışmaları yapıp ihtiyaca yönelik uygulamalar geliştirdim. İnsanlarla etkileşimli olmak aslında çok keyifliydi. Hani çok tabii şu anda baktığımda çok keyifli. Bazı yerleri insanı zorluyordu. Tabii ki her iş gibi yani, öyle diyeyim. Evet, her iş gibi. O zaman evet. Şöyle söyleyebiliriz. Burçin Karabulut CBS'nin her yönüyle aslında içine girdi. Hem saha çalışması, ki en önemli taraftır, veri toplanması, doğru verinin toplanabilmesi sahadan. Sahadan verinin toplanması, arka tarafta bu sözel verinin sayısallaştırılması, verilerin düzenlenmesi, analiz edilmesi ve bununla birlikte aslında bir de eğitim tarafı da var. Aslında CBS ile ilgili, CS ile ilgili tüm birimlerde yer aldınız, aktif rol aldınız. Sonrasında da yerel yönetimlerde çok ciddi bir çalışma içerisine girdiniz. Ve yerel yönetimleri de aslında çok iyi tanıyan, bilen birisi olarak Beylikdüzü'nde işe başladınız. Doğru mu anlıyorum? Evet, 9 senedir Beylikdüzü'ndeki veri, hatta CBS altyapısı kurulurken bizzat şahit oldum. Buradaki tüm, yani CBS ile bugüne kadar ne yapıldıysa, hangi verileri varsa, hangi projeler yapıldıysa ve neler üretildiyse hepsinden haberdarım. Tabii bu da bana, veriyi bilmek de bana güç kazandırıyor açıkçası. Hakimiyeti güçlendiriyor çünkü. Şeyi söylemiştim, neden CBS diye. Bu süreçte aslında hani baktım ki ben otokontrollü bir insanım. Yani kadercilikten ziyade seçim yapmayı tercih eden, yani seçimlerinin sonucunu yaşayan bir insanım. Ve seçimleri yaparken de olumlu ve olumsuz yönlerini bir kağıda dökerim. Sonra analiz yaparım. Baktım ki CBS'de tamamen bu. Yani CBS'nin de konuma dayalı işleri
otokontrol olduğunu gördüm. Yani soyut düşüncelerin somutlaştırıldığı, evet, tüm kontrolü ele alabileceğiniz gerçek verileri doğru analizlerle bir platformda görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde çalışmak çok güzel. Yani CBS'nin kısa tanımı da zaten mevcut durumun dijitalleştirmesi değil miydi? Doğru, çok haklısınız. Peki, süper. Şimdi Burçin Hanım, biz Esri olarak tabii genel olarak bu bilime, bu mühendisliğe inanan insanlarız ve bu kapsamda mekansal verilerin toplanması, analiz edilmesi, sunulması ve mekansal kararlar verilmesi noktasında bunu sağlayabilmek adına en kapsamlı araçları sunmaya çalışıyoruz ve sunduğumuzu iddia ediyoruz. Bu kapsamda da 2018 yılında sizinle tanıştık ve kurumunuzda doğrudan bir işbirliği içerisine gittik. 2018 yılında ArcGIS'i lisanslarını aldıktan sonra neler yaptınız ya da bu tercihte etkili olan şeyler nelerdi? Kısaca bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Tabii ki aktif kullandığımız bir sistem vardı burada. Ama farklı bir boyut kazandırmak istedik açıkçası. Yönetim panelleri, yani yönetici panelleri oluşturmak ve esnek uygulamalar geliştirmek, saha ile entegrasyonu sağlamak bizim için çok önemliydi ve üst yönetime aslında çoğunlukla bu tarafta kullanıyoruz onu. Tabii ki dönüşümleri yapmak, yani bir havuzumuz var, mevcut bir havuzumuz var. Bu taraftan diğer tarafa verileri aktarmak şimdilik biraz el yordamıyla oluyor ama bunun üzerinde de çalışmalarımız var. Bunu da dinamikleştirmeye çalışacağız. Güzel şeylere evrilecek diyorum. Süper. Güzel, arka tarafta mutfakta bir şeyler hazırlanıyor. Kimisi çıktı, kimisi çıkmak üzere, evet, veya uzun vadede bazı planlar var ve yavaş yavaş bunlar hayata geçiriliyor. Harika. Evet. Peki, o zaman biraz bugüne doğru gelelim, 2020'ye doğru gelelim dilerseniz. Aslında bu yıl hepimiz için çok zor bir yıl oldu ve halen bazı zorluklarını yaşıyoruz. Mücadele bitmedi. Covid-19'dan bahsediyorum aslında. Bir pandemi gerçeğiyle yüzleştik ve tüm dünyanın aynı anda çok ciddi bir mücadele içerisine girmek zorunda kaldı ve süreci halen devam eden bir felaket gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Burada da gördük ki 11 Mart'ta Türkiye'de ilk tanı konuldu ve ilk vaka tespiti yapıldıktan sonra yerel yönetimler büyük bir iş yükünü üstlenmek durumunda kaldı. Neydi bunlar? İşte evde bakım hizmetlerinden tutun yardım, doğru noktada doğru kişilere yardımların ulaştırılması gibi birçok aslında ayağı olan farklı ihtiyaçlara karşılık gelecek hizmet üretmeyi gerektiren birçok şey vardı, zorluk vardı burada. Yerel yönetimler bu ciddi organizasyon gereksinimi ve talebini karşılamaya çalıştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de bu süreçlerin yönetiminde aslında CBS'nin neden önemli olduğu konusu bir kez daha gündeme geldi ve daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Bu kapsamda biz de bir takım çalışmalar yaptık. Bir COVID haritası hazırladık ve bu COVID haritası meşhur kırmızı beyaz haritamız, panelimiz. Birçok haber kaynağında paylaşıldı. İşte anlık vakalar, hasta durumu, ağır hasta durumu, vefat, maalesef vefat durumları. Bu verileri Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı oranda biz de panelimize taşıdık ve anlık olarak güncelledik. Güzel de çok geri dönüşler aldık birçok web sitesinde ya da haber kaynağında. Bu panelimiz yayınlandı, gösterildi. 1 milyara yakın görüntüleme aldı. Bununla beraber içindeki veri setleri aynı şekilde ilgi gördü. Bununla birlikte Esri ve Esri Türkiye olarak biz aslında elimizden geldiği kadar kamu kurum ve kuruluşlarına ve bununla birlikte yerel yönetimlere destekler vermeye çalıştık bu kapsamda. Çünkü bu işin merkezinde, konumunda aslında CBS vardı, olması gerektiği yerdeydi. Bu çalışmalara destek verebilmek, bu operasyonların hızlı yönetilebilmesi, doğru organize edilebilmesi gibi birçok aslında burada altta yatan neden vardı. Bu kapsamda bu süreci desteklemek amacıyla bir takım webinarlar ve canlı yayınlar yaptık. Bizim COVID haritası üzerinde yaptığımız canlı yayında sizinle de aslında birçok paylaşımımız oldu. Siz bu aşamadan itibaren neler yaptınız? Beylikdüzü'nde neler yapıldı? Güzel bir çalışma vardı çünkü. Güzel bir başarı hikayesi vardı burada. Bunu bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. Tabii ki. İlk önce ekranımı paylaşayım. Tabii, buyurun lütfen. Sanırım burası. Bakalım. Evet, geldi şu an. Geldi mi? Evet, tamam. Harika. Peki kamerayı, yani tam haritayı mı görüyorsunuz yoksa
Gayet bizim güzel haritayı görüyorum geniş ekranda. Tamam, güzel. Evet. Aslında şöyle, tabii ki pandemi herkesi, gerçekten tüm dünyayı zorladı. Yani çok zorlu bir süreçti ve hala bitmiş sayılmaz. Ve şu anda sayılara baktığımızda tabii ki insanı birazcık endişelendiriyor. Diğer taraftan da kurum olarak hızlı adım atmamız gerekiyordu. Ve bir karar vermemiz gerekiyordu. Bunda CBS uygulamalarından yararlandık aslında altlık olarak. Diğer kamudan, diğer kamu kuruluşlarından gelen veriler vardı. İşte bizim bir diğer birimlerimizden gelen veriler vardı. 5-6 ayrı yerden veriler geldi ve tek bir çatı altında bunların hepsini konumu merkeze alarak topladık. Süre kısıtlı, personel kısıtı var, beklenti fazla. Ne yapmamız gerekiyordu? Kimin neye ihtiyacı var? Yani nokta, kimin neye ihtiyacı var noktasındaki analizleri küçük ölçekli çalışmalıydık. Yani iyice bulmayarak çalışmamız gerekiyordu. Oturduğumuz yerden evlere kadar hizmet vermek gerekiyordu, destek vermek gerekiyordu. İlk etapta tabii riskli gruplarla başladık. Yani bu riskli grupların içine işte 65 yaş ve üstü, kronik hastaları olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, engelli bireyler ve ihtiyacı olan bireyler de vardı. Biz buraya bakışımızı yönlendirdik ve mümkün mertebe 65 yaş, yani riskli grubun evden çıkmaması üzerine bir proje geliştirdik aslında. Desteklerde bulunduk. Bu bizim 352.412 bin nüfusumuz var. Bu 352 bin küsurdan 65 yaş olanlar 25.788, haritada da solda en üst köşede gözüküyor. Bu da nüfusun aslında %7'sine karşılık geliyor. Türkiye'nin de yaşlı oranı %9 bu arada. Bu anlamda size geniş nüfus biraz daha fazla sanırım. Aslında Türkiye ile biraz benziyoruz. Çünkü genç nüfus Türkiye'de %15, bizde de %13. Yani 15-24 yaş arası. İki yüzdelik dilimle çok benziyoruz aslında. Hatta 65 yaş üstü işte erkek ve %44 erkek, %56 kadın oranımız var. Bu da ülkemizle birebir eşit zaten. 20-25 yaş arası sol tarafta yine 20-25 yaş arası nüfus sayılarını da çıkarmıştık. Bu da %9'una karşılık geliyor. Bunu neden yapmıştık 20-25 yaş? Çünkü 20 yaş altı da kısıtlamaya giriyordu ve dışarıya çıkamıyordu. Olur da ileride gençlerin yardımına ihtiyaç duyarsak, hani onlardan da destek alalım diye bir kenarda süper, hazır bulunduruyorduk. Harika, harika. Bunun dışında şöyle bir şey de var, yani en iyi yardım ihtiyacı olana ihtiyacı olduğu zamanda vermektir. Doğru yani, zamanda doğru yerde değil mi? Evet, doğru zamanda doğru yerde. Yani analizleri yaparken bunlara tabii ki çok önem verdik. Yani buradaki işte 25.788 sayısını inanın çok ince detaylarla çalıştık. Hani tek bir kişiyi atlamayalım. Hani gerçekten ihtiyacı vardır ve biz oraya gidemezsek. Yani bunu tamamen baz aldık, insan odaklı çalışıyoruz. Çünkü insan insanın kurdudur derler ya, biz tam tersi insanın yurdudur, mottosunu, evet, yurdudur mottosunu benimsiyoruz aslında. bu doğrultuda, yani ihtiyaçlar doğrultusunda en hızlı iletişime geçilmesi gerekenlerden başlayıp, yani işte kronik hastalarımız, engelli bireylerimiz ya da ihtiyacı olan bireylerimizden başlayıp, bir de bu işin tabii evde iki kişi yaşayan veya evde tek başına yaşayan 65 yaş üstü bireylerimiz de var. Bunların kimisinin burada akrabası olabilir, yardımı götürebilirler ama kimisi de tek başına yaşıyor olabilir gerçekten. Bravo, evet, bunları da düşündük ve işte evde iki kişi yaşayan 9309 kişiyi bulduk. Buradaki İkisinin de 65 yaş olması durumu da mevcuttu. Onları bir çıkardık. Çünkü ikisi de eğer 65 yaşsa ikisi de kısıtlamaya maruz kalıyor ve evden dışarıya çıkamıyorlar zaten.
Yani buradakileri bu seviyeyle listelerimizi hazırladık. Bu 9309 kişiyi 7000 küsürlere indirdik. Çünkü aynı evden birden fazla kişiyi aramayalım diye onları da eledik. Hani rahatsız etmeyelim birden çok kez. 7000 küsür bir liste oluşturduk ve bu liste sivil toplum kuruluşlarının da yardımıyla, kuruluşuyla beraber çalıştık. Onlarla beraber tek tek 7000 kişi gerçekten arandı. Ve bunların çoğuna ulaşıldı. Çoğu teşekkür etti aslında. Hani ihtiyacımız yok dedi. İhtiyacı olanlar da vardı. Onlara da büyük ölçüde bu ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. İşte arananlardan kimisi kendisi yardım edebilirim, ben de yardım edebilirim dedi. Harika. Mesela. Bunlar da çok, çıktı. Evet, çok. Dertleşenler oldu. Yalnız olmadığını hissedip mutlu olanlar ya da işte hazır belediyeden aramışken istek şikayetlerini dile getirenler falan. Hazır bir araya gelmişken değil mi? Evet, hazır aramışken deyip bunları da yönlendirdik birimlerimize. Güzel oldu aslında, hani pandeminin farklı bir yüzünü görmüş olduk. İnsanın, yani insan sağlığının bir de psikolojik tarafını da görmüş olduk bu aramalarda. Tabii, açıkçası. O tarafta burada bir de çok affedersiniz Burçin'im. Burada bir şey var, dikkatimi çeken konulardan birisi. Sadece belediye ve belediyenin kaynaklarının doğru kullanılması değil aslında. Bu yapılan çalışmayla birlikte bu işin içerisine girmek isteyen, destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları da yine bu çalışma neticesinde doğru noktaya yönlendirildi. Doğru kişilere ve doğru noktaya ve ihtiyaç ölçeğinde. Doğru mu anlıyorum? Evet, dayanışma kültürünün genişletilmesi aslında. Harika. Dayanışma kültürü güzel, güzel bir şey gerçekten. Vatandaş olarak tek başına bir birey olarak da ihtiyaç, hani yardım edebilirim diyenler oldu. Onun dışında sivil toplum kuruluşları da işte kamu kuruluşlarından da verileri topladık sonuçta. Süper. Yani çok güzel böyle sosyal yapının geliştirilmesi, işte dayanışma kültürünün genişletilmesi ve teknolojinin bu hizmetlerle birleştirilmesi açısından çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Harika. Tabii bu hani psikolojik tarafı demiştim. Bu insanlar arandığında aslında şeyi de gördük. Yani insanın hani özü dinlenilmeye, anlaşılmaya ve var olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardı ve hiçbir yere çıkamıyordu. Yani evde tek başına ve kimsenin sizi aramadığını düşünün. Bu gerçekten hani psikolojik olarak ağır bir yük. Bu tarafta da mesela arandıklarında çünkü listeleri, sonuç dokümanların hepsi geldiği için arandıklarında çok memnun olduklarını ifade ettiler ve gerçekten değerli olduklarını hissettiklerini ifade ettiler ve bu bizim için gerçekten çok değerliydi. Ya bu işin aslında manevi doyumu da çok güzel değil mi? Hani bu yapılan çalışma, doğru kişilere ulaşabilmek, dokunabilmek, temas edebilmek. Burada tabii bizim çıkış noktalarımızdan birisi şey oluyor. Hani belediye içerisinde ben ilk başta onu söyleyecektim ama sivil toplum kuruluşuyla biraz daha farklı bir boyuta ve siz insani tarafını da biraz daha öne çıkarttınız. Belediyeler ya da yerel yönetimler aslında farklı farklı hareket etmeye çalışan 5-6 tane müdürlük var burada. İlçe belediyeleri üzerinde konuşuyorum. Bunların hepsi tek bir platformda buluşuyor ve kaynakları en doğru şekilde ve en doğru yere, adrese, noktaya hizmeti aslında götürülüyor. Bununla birlikte bir de vatandaş olarak tabii ki bizlerin de beklentileri var yerel yönetimlerden ya da idarecilerden. Bu kapsamda da aslında iyi bir temas oluyor. Vatandaşla iyi bir temas oluyor. Bu anlamda da çok değerli, çok kıymetli. Peki bu çalışma şu an devam ediyor sanırım. Yine aynı şekilde bu COVID haritası kullanılıyor ve analiz çerçevesinde ilgili birimler devam ediyor çalışmalarına. Evet. Harika. Peki, devam ediyor. Süper. Bu aslında biraz da şeyi gösterdi bize sanırım Burçin Hanım. Yerel yönetimlerde ben yaklaşık 3 yıldır Esri Türkiye bünyesinde hizmet veriyorum ve yerel yönetimler tarafına bakıyorum. Türkiye çapında gitmediğim bölge kalmadı ve birçok belediyeyle yerel yönetimle aslında irtibata geçtim. Görüşme fırsatımız oldu. Sağ olsun misafir ettiler, ağırladılar. Burada en fazla aslında alınan şikayetlerden ya da çözüm noktasında beklenen şey şuydu. Birçok farklı birim var. Aynı adresi, aynı kişiye farklı birimlerden maalesef mükerrer bir takım ziyaretler oluyor ya da mükerrer bazı işler yapılıyor.
Bu da kaynakların aslında maalesef gereğinden ya da ihtiyaç olandan daha fazla tüketilmesine neden oluyor. Ki yerel yönetimler aslında kaynak anlamında mevcut problemleri de var. Dolayısıyla eldeki bütçeyi ya da insan kaynağını en doğru yönetmesi gereken ya da bununla ilgili terzi usulü bir sarraf inceliğinde aslında bu işi yapmaya çalışan kurumlar. Dolayısıyla çok güzel bir çalışma olmuş. Harika bir çalışma gerçekten. Hani insani boyutunda işin içine kattığınız zaman tabii ki bunun manevi tarafı çok daha ağır basıyor. Peki bu aşamadan itibaren bu COVID haritası yapıldı ve bu çalışma yapıldı. Birçok insana dokundu, temas etti. Bu aşamadan sonra neler yaptınız? Yani bu çalışma sırasında ya da şöyle sorayım. Yönetimin söz konusu çalışmaya bakışı nasıl oldu? Belediye tarafından ya da yöneticileriniz tarafından. Şöyle aslında bize bu çalışmayı başladığımızdan beri hani her türlü desteği tabii ki verdiler, artı kolaylığı sağladılar. Bu bakımdan yöneticilerime gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü verinin, bilginin ve özellikle konumun gücüne inandıkları için ve daha nice projelerimizi oluşturmaya çalışacağız ve bu tarafta da olanak sağladıkları için de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü birçok birimi dediğiniz gibi kurumu, kuruluşu ile iş birliği yani ve maksimum faydayı sağlıyorsunuz. Harika. Gerçekten harika. Güzel bir şey. Aslında şey, benim en çok anlattığım noktalardan birisiydi. Ortak bir platformda belediyenin evet. Tüm organlarını bir araya getirebilmek için güzel bir imkan oldu sanırım. Peki, kesinlikle. Devam eden süreçte Beylikdüzü Belediyesi Burçin Hanım neler yapıyor? Veya işte şu an aklınızda var mıdır bir proje, şunu şunu yapmak neler istiyorum. Neler yapacak? Evet, neler yapacak? Planları var mı? Yani ufak diyorlar evet. Almak isteriz tabii ki. Evet, anlıyorum. Şöyle aslında, tabii ki birimlerimizle biz sürekli görüşüyoruz. Yani devamlı görüşme halindeyiz. Benim her zaman onlara söylediğim şey var. Yani size de hatta buradan ifade edeyim. Bizi zorlayın. Bilmiyorsak da öğreniriz. Hiç harika. Problem değil. Yani bir ihtiyaç olsun, bu kesinlikle bir ihtiyaç olduğunda gelin. Yani bu işin kolayı vardır. En doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız eğer neden istemeyesiniz yani bizden bir şey? Yani teknolojimiz var. Çok şükür ekibimiz süper. Buna destek veriyor ve yöneticilerimiz buna destek veriyor. Yani neden olmasın? Hani ekstra o bakımdan ekip derken hemen ekibimi tanıtmak isterim. Tabii ki tek başıma çalışmıyorum. Sevcan Hattat ve Tuğçe Ceylan'a da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Onların desteği de çok önemli çünkü biz burada bir ekip işi yapıyoruz. Tek başına kimse var olmuyor. Ayrıyeten diğer birimlerle de ortaklaşa çalışıyoruz. Bundan sonra yani şöyle bir şey, küçük bir tüyo verebilirim belki. Buyurun tamam. Hani bunları böyle el yordamıyla çalıştırmak farklıydı. Ama bir de dinamiğe sürüklemek farklı. Sanırım biraz dinamiğe geçeceğiz. Bakalım. Süper. Sayısal tarafa geçiyoruz. Harika. Evet. Peki. Burçin Hanım, şu an belediyelerden ve yerel yönetimlerden Türkiye çapında katılımcılarımız var. Bu katılımcılara, bizi zaman ayırıp dinleyen katılımcılarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Ne söylemek istersiniz bizi dinleyenlere son olarak? Aslında şöyle, ilk önce kendinizi tanımakla başlayın. Yani ilk insan kendini tanırsa eğer hayatı ve kişileri anlamlandırır. Yani size iyi gelen, size uyan kişileri hayatınızda tutarsanız eğer kendinizi iyi hissedersiniz. Ve siz iyi hissedince çevrenize olumlu enerji yayarsınız. Bu bir döngü aslında. Bunu hemen CBS'ye yönlendireyim. Hangi veriler var elinizde? Kendini tanımak tarafı buradan geliyor aslında. Bu verileri nerelerde ve kimler kullanacak? Yani bu da anlamlandırmak tarafı işi. Sonuç ürünün dokunduğu bölge veya insanlar. Bu da işin aslında iyi hissetme tarafı. Yani insan gibi düşünebilirsiniz CBS'yi. Ben öyle düşünüyorum hep. Yani çok insan odaklıyımdır belki o yüzdendir. Ama bir şeyi iyi vermek yani iyi bir sonuç istiyorsanız eğer ilk önce dönüp kendinizi tanımanız gerekiyor. Dönüp bir verilerinize bakmanız lazım. Nerede eksiğimiz var? Nerede
neler yapabilirsiniz ancak o zaman görebiliyorsunuz çünkü. Harika. Sanırım şu konuda da hemfikir olabiliriz. Verinin doğru oluşturulması değil mi Burçin Hanım? Bu işin çünkü temelinde olmazsa tabii olmazı veri. Veri ne kadar doğru ve güncel olursa aslında bu platformlar ya da yazılımlar işte o zaman anlam kazanmaya ya da gücünüze güç katmaya başlıyor. Tabii ki. Aynen öyle. Hatta yani şöyle ufak bir örnek vereyim burada aklıma gelmişken. Mesela biz ilk Abis haritamızı yayınlayacağımız zaman 2016'dan bahsediyorum. Hatta 2016'da CBS günlerinde bunu anlatmıştım. İlk yayınlayacağımız zaman biz de afet bürodaki arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Geldiler ve hani bu toplanma alanlarını biz belirledik, bunları sisteme işleyebilir miyiz diye. Tamam dedim. Baktık mesela verilere. Veriler şöyleydi. Bir Excel ortamında ve işte şu parselden şuraya kadar ya da işte şu yoldan şu yol kesişimiyle beraber gibi işte şu site gibi şu sitenin ortak alanı gibi ifadeler vardı. Dedik ki bu ya açıkçası ben buradan bir şey anlamadım dedim. Yani ben mesela ben hangi toplanmalarıma gideceğim? Daha kolay bir yolu vardır bunun dedim. Ne yapalım diye düşünürken çünkü orada bulamıyor çok yani o siteyi o şey çok karışık ifadeler bence. Yani bunu dedim şey yapalım görselleştirelim. Bunların hepsini yani toplanma alanlarına bağlı bufferlar meydana getirelim ve bu bufferın içine girenler o toplanma alanına gitsin. Ve bunu dedim numarataja bağlayalım. Bu şekilde bir ön görüşme yapıp tamam dedik. Ve Excel'e inanın konuma döktüğümüzde karşımıza eksik yerler çıktı. Çok yani iyi. Şey süper. Hani konum yani ben buna gerçekten hani burada çalışmayayım da ne yapayım diyorum. Gerçekten. Süper. Konumu çok seviyorum ve görsel yani her şey ortada. Atıyorsunuz ve görüyorsunuz. Çok basit aslında. Tabii biraz bu afet konusu biraz daha bizim gerçeklerimizden, bizim hayatımızın ya da bu coğrafyanın gerçeklerinden birisi. Maalesef en son yaşadığımız İzmir depremi, 30 Ekim'deki İzmir depremi bizi bu gerçekliğe biraz daha yakınlaştırdı diye düşünüyorum. Çok talihsiz bir ve can yakan bir felaketti. Ama işte bu felaketlere sanırım bu konum bilim mühendisliği ve konumla birlikte buna hazırlanabilirsek ve en azından neler olabileceğini öngörebilirsek, buna göre hazırlıklarımızı yapabilirsek bu süreçleri en az yarayla atlatabilmemizi sağlıyor. İşte o noktada bilim işe yarar bir hal almaya ya da ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Bu deprem esnasında ihtiyaç haritasıyla bizim teknik ekibimiz bir araya geldi ve çok hızlı bir çalışma yaptılar. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yarısı saat 4 gibi bir uygulama yapıldı, hazırlandı ve servis edildi. Bu uygulama kapsamında aslında hasarlı binalar ve yıkılan binaların yerleri tespit edilip oradaki ihtiyaç sahipleriyle ihtiyaç sahiplerinin nelere ihtiyaç olduğu konusunda bir saha operasyonu başladı. İşte o saha operasyonunda yer alan kişilerin koordinasyonu, yönlendirilmesi ve doğru ihtiyacın doğru kişiyle buluşturulması gibi bir bizi manevi anlamda çok mutlu eden, çok da böyle büyük bir haz aldığımız bir işe dönüştü. Bu tamamıyla sosyal sorumluluk projesinde yapmış olduğumuz bir işti ve bizi çok mutlu etti. En azından oradaki yaralara bir nebze olsun sarılması adına yardımcı olabilmek, merhem olabilmek bizim için çok çok kıymetliydi. Sonrasında hatta bu bir kira bir yuva olarak da devam eden bir hal aldı. Bunun tatmini, manevi anlamdaki tatmini bizi ziyadesiyle memnun etti. Ancak biz istiyoruz ki bu ve buna benzer afetler yaşanmadan olası riskleri CBS bilimi yani konum bilimi ve mühendisliği ışığında öngörülebilir veriler ve bilgiler doğrultusunda hazırlanalım, hazırlıklı olalım. Kesinlikle. Yerel yönetimlerin ülke kalkınması ve ekonomiye katkısıyla yerel halk ve bölge gelişimi açısından stratejik bir önemi var. Bunu birçoğumuz aslında biliyoruz. Katılımcılarımız da özellikle işin içinde olduğu için çok çok net biliyor, daha iyi biliyor. Ellerinde bulunan kısıtlı bütçe gibi bir gerçek var. Ama kaynakların da en etkin ve doğru şekilde yönetilebilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli planlama, performans, fayda, maliyet analizlerinin de çok çok iyi yapılması gerekiyor. Bu kapsamda biz Esri Türkiye olarak yerel yönetimlerde ArcGIS uygulamaları ve çözümleriyle en uygun maliyet
ve maksimum fayda sağlayacak kolay, doğru ve hızlı çözümler ve olanaklar sunmaya çalışıyoruz. Buna gayret ediyoruz. Gelin diyoruz, şehirlerimizi sorunlarını birlikte çözelim ve şehirlerimizi birlikte güzelleştirelim. Bu afetlerden birlikte çalışarak minimum hasarla, zararla kurtulalım istiyoruz. Burçin Hanım, çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için, zaman ayırdığınız için. Bu güzel işi, bu güzel projeyi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu saate kadar bizimle kalıp bizi dinleyen tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Buyurun lütfen Burçin Hanım, bir şey söyleyeceksiniz. Çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Aslında sizi destekleyici sistemlere, hani insanları böyle davet ediyorsunuz. Sistemlerin olmadığı yerlerde kişiler konuşuyor. Maalesef. Kişiler de malum hani. O yüzden sistemleri aslında benimsemek, üretmek ve kullanabilmek. Yani sürdürülebilirliğini sağlamak bence en önemli nokta bu. Yani çünkü şu anda şey gibi, yani yeni telefon almak gibi oldu her şey. Hep bir yenisi peşinde koşmaktansa sürdürülebilirliği sağlamak sistemleri yaşatıyor aslında. Kişiye dayalı olmayan, değil mi? Evet, kesinlikle. Hani bu ufak şeyi de söylemiş olmak istedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar değerli katılımınız ve aktardığınız bilgiler için, bu güzel çalışmayı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. Kolay gelsin.